Habertürk ekranlarından merhabalar. Bugün 19 Ağustos Pazartesi, ana habere hoş geldiniz. Ben Büşra Akın Dinçer. Ana haberde gündemden gelişmelere birlikte bakacağız 2 saat boyunca ama gelin önce bugün öne çıkan manşetlere bir göz atalım. Şimdi Dilan Polat ve Engin Polat, Polat ailesinin mahkeme süreci tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir süreçti ve kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın davasında bugün önemli yeni bir gelişme yaşandı. Avukatı tutukluluğun devamı kararına itiraz etti. Mahkeme o talebi bu kez kabul etti ve Dilan Polat tahliye edildi. Bunun detaylarını konuğumuzla konuşacağız. Şimdi bir diğer konumuz, ne yazık ki günlerdir gündemden düşmüyor ve biz de çok yakından ekiplerimizle takip ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında hafta sonu boyunca orman yangınlarıyla mücadele sürdü ve devam ediyor İzmir Menderes'te. Peki yangın önümüzdeki günler içinde sürecek mi? İklim bize ne diyor? Meteorolojik açıdan ne ifade ediyor? Buna da Hüseyin Öster'le birlikte bakacağız. Bir diğer konumuz, Gazze'de ateşkes. Aylardır Gazze'deki ateşkes olacak mı diye takip ediyoruz. İran'dan gelen açıklamalar var. Doha'daki müzakereler şimdi Mısır'a taşındı ve şimdi Gazze için ateşkes görüşmelerinin bu hafta devam etmesine karar verilmişti. Hamas'tan bir açıklama geldi. Müzakerelerin geleceğine dair soru işaretleri var. Bakalım ana haber bülteninde bunların hepsini konuğumuzla detaylandıracağız. Evet, gündemin aslında en çok konuşulan ve belki de bugünün artık en önemli başlığı diyebiliriz. Kara para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Avukatı tutukluluğun devamı kararına itiraz etti. Mahkeme o talebi kabul etti bu kez. Tahliye kararı verilen Dilan Polat cezaevinden çıktı. Dilan Polat! Kara para aklama soruşturmasında tutuklandı. Hakkında 40 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat için yaklaşık 10 ay sonra tahliye kararı çıktı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 kişi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. O soruşturma kapsamında Dilan Polat geçen Kasım ayında tutuklanmıştı. Savcılık iddianamesinde Dilan ve Engin Polat'a 3 suçlama yöneltmiş ve haklarında 20 yıldan 40 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. İddianamede şüphelilerin yasa dışı bahis organizatörleriyle irtibat kurdukları ve mail order yöntemiyle kara para elde ettikleri öne sürüldü. MASAK raporuna göre ise hesaplarda şüphe uyandıracak veri yoktu. Engin Polat şu anda... Dilan Polat'ın avukatları tutukluluğa bir kez daha itiraz etti. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. MASAK raporunda Dilan Polat'ın kara para akladığına dair delil bulunamadı şeklindeki görüşünü dikkate alan mahkeme, Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Dilan Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu diğer 4 sanığınsa tahliye talebini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Evet, bugünün en çok konuşulan başlığı buydu aslında. Biz de çok soru aldık gün içinde. Şimdi davayı başından bu yana takip eden bir isimle beraberiz. Gazeteci Emrullah Erdinç bizimle. Emrullah, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sen çok yakından takip ediyordun bu süreci. Yaklaşık 9-10 aydır hep içindeydin. Evet. O yüzden belki sana sürpriz olmadı. Bu karar muhtemelen de olmamıştır ama... Sürpriz olmadı. Evet ama... Yani birçok kişi için, özellikle sosyal medyada da çok konuşuluyor. Ben de buraya doğru gelirken böyle karşılaştığım herkesle bu konuda çok soru aldım. Onlar için çok sürpriz ve sürprizle beraber şöyle bir durum var. Çok yanlış anlaşılan bir süreç oldu aslında. Tahliye dendiği zaman beraatle karıştırıldı. Hı hı. Bir daha yargılanmayacak mı? Yargılanma devam etmiyor mu? Yani şunu anladım ki aslında bu çok konuşulan bir konu olmasına rağmen çok fazla da bilgi eksikliği varmış bu konu üzerinde. Ya bilgi kirli diyelim. Sonuçta herkes hukuku bilmediği için bilmeden yorum yapabiliyorlar. Yani tahliye olması demek kişinin beraat ettiği anlamına gelmiyor. Doğal olarak adı üstünde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ve adli kontrol şartıyla, adli kontrol şartı da nedir? Haftanın bir günü karakola gidecek, kaçmadığını beyan etmek için imza atacak. Ve bununla birlikte de yurt dışı çıkış yasağı konmuş oldu Dilan Polat'a. 4 Eylül'de de ana dosyalarının duruşması olacak. Eşi Engin Polat ve diğer tutuklu sanıklarla birlikte daha önceden gözaltına alınmış ve iddianamede şüpheli olarak yer alan isimlerin tamamı da 4 Eylül'de hakim karşısına çıkarak asıl
yargılamaları başlayacak. Yani bu dakikadan sonra 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yargılama sonunda vereceği karar aslında hayatlarını nasıl şekillendireceğine karar verecek. Evet. O yüzden de bu birinci aşamasıydı, Polat ailesi için söylüyorum, ama en önemli aşama artık 4 Eylül. Şimdi bir bugünkü aşamadan başlarsak, bugün böyle yaşadığımız bu gelişmeyle birlikte bu noktaya gelene kadar etkili olan süreçler var. Masak raporu gibi, savcının mütalası gibi, bunların bir sürü belki daha farklı senin de aktarabileceğin. Nedir bugünkü gelişmenin böyle bugün şimdi yaşanmış olması? Aslında şunu söyleyebiliriz, bugün değil de 9 Ağustos'tan beri bir hukuk mücadelesi yaşanıyor. Yani... Şunu söyleyebiliriz, aslında iddianame ve Masak raporu çıktığında, özellikle Masak raporundan sonra Dilan Polat'ın avukatları bir itirazda bulundular ve Masak raporuna göre Dilan Polat'ın tahliye edilmesini, tutuksuz yargılamak üzere tahliye edilmesine karar istemişlerdi. Böyle bir başvurular olmuştu. Fakat 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaya bakan 2. Asliye Ceza Mahkemesi uygun görmedi. Dedi ki tutukluluk halinin devamına diye karar verdi ve 9 Eylül'deki tutukluluk değerlendirmesine kadar. Şimdi şunu açalım. 9 Eylül'deki tutukluluk değerlendirmesi derken her ay cezaevinde bulunan kişilerin cezaevi koşullarında kalıp kalmaması, hukuksal olarak cezaların karşılığı var mıdır, yok mudur diye bir değerlendirme yapılır. Bu bütün tutuklular için geçerlidir. Dilan Polat dosyasındaki tutuklar için de bu yapıldı. Yine 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tutukluluk değerlendirmesini yaptığında orada değil, tutukluluk hallerinin devamına. Ama daha önceki tutukluluk değerlendirmesini yapılırken bir fark vardı. O fark da savcının vermiş olduğu bir mütalaaydı. Şimdi ben mesela o mütalaayı açtım. Yani esası falan geçiyorum. Nedir dosya kapsamında fark, okuyorum. Dosya kapsamında tutuklu bulunan sanıklardan Dilan Polat ile ilgili dosya içerisinde yer alan, Masak raporunda yer alan, Dilan Polat'ın soruşturma konu şirketler grubuna dahil kişi, firmaların, şahsi firmalar işlemleriyle şirketlerin ticari faaliyetlerinin SEK ve idaresine parasal işlemlerin transfer talimatları, sahte fatura, bunlardan böyle mal varlıklarını değerlendirmesini, bütün ticaret olarak elde edilen değerlendirmeleri bakıldığında veri tekniği raporunda suç unsuru olabilecek herhangi bir eyleminin tespit edilemediğinin bilinmesi gerektiğini belirtiyor. Ve bunlarla birlikte şunu söylüyor hemen savcı, adli kontrol hükümlerinin hepsi şart hani sağlandıktan sonrasında başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse tahliyesine karar verilmesini talep ediyor. Aslında burada savcı tahliye edilmesini söylüyor. Şimdi burada hukuksal bir mücadele başlıyor. Aslında benim tahliyesini beklememdeki son bir haftadır buydu. Çünkü 2. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye etmedi ama savcı diyordu ki tahliye edilmesi. Şimdi yargıda artık bir çelişki ortaya çıkmıştı. Yani savcı bir taraftan diyor ki benim öngörüm diyor tahliye olması diyor. Ama 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakim de dedi ki hayır, benim için tahliye olmasına gerek yok. 4 Eylül'de mahkeme çıkacak, o zamana kadar tutuklu kalması. Şimdi bu itiraz üzerine, yani avukatlarından Sevinç Oroz'un yapmış olduğu bir itiraz var. Doğal olarak bir üst mahkemeye gidiyor. Bir üst mahkemede 8. Ağır Ceza Mahkemesi Anadolu'da. Doğal olarak 8. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı aldı, 25 gün, bir hafta boyunca inceledi. Ben aslında bu kararın cuma günü çıkmasını bekliyordum. Çünkü pazartesiden itibaren bir incelemeye girdiler. Ve bu inceleme çerçevesinde cuma günü de bir karar çıkmadı. Karar çıkmayınca iki seçenek vardı. Evet, ya tahliye edecekti ya da 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dediği gibi 4 Eylül'de mahkemeye tahliyesine hani ana mahkemesi karar versin diyecekti. Fakat savcının mütalasına uydu. Doğal olarak Ağır Ceza Mahkemesi delilleri değerlendirdi ve tahliyesine karar verdi. O yüzden hani dosyayı takip eden kişiler için bu süreç normal bir süreç ve beklenen de bir süreçti. Bugün Polat ailesi için bunun tam tersi de çıkabilirdi. Hani duruşma tarihi yaklaştı, 4 Eylül'de de çıksın diyebilirdi. Fakat 8. Ağır Ceza Mahkemesi dosya inceledi, savcının da mütalasını göz önünde bulundurarak Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi. Diğer 4 sanık için de yine tutukluluk halinin devam kararı verildi. Onlar da 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar. O zamana kadar
tutuklu kalacaklar. Yani cezaevinden ilk duruşmaya gidecekler. Şimdi bu mahkeme ve dava süreciyle ilişkin hem de davanın içeriğiyle ilişkin birkaç sorum olacak. Şimdi Dilan Polat deyince tabii hemen eşi Engin Polat geliyor akla ve ikisi bu davada böyle bir arada ayrılmaz bir ikili gibi görülüyor ama burada şunu görmüş olduk ki aslında davada ikisi arasında da bir dağlar fark kadar fark var. Evet. Yani biz tabii şu an MASAK raporu için söyleyeceğiz. Şimdi ilk MASAK raporuna baktığımız zaman ön raporda bir kara paradan bahsediliyordu. Yasa dışı bahisten bahsediliyor. Bu kara paranın kaynağının da hızlı bir artış sebebiyle bunun yasa dışı bahis olabileceği belirtiliyordu. Doğal olarak da bunun da bir örgütsel faaliyet çerçevesinde yürütebileceğini belirtiyordu ilk MASAK raporu. Fakat sonrasında Temmuz ayında dosyaya giren MASAK raporuna baktığımız zaman da evet Engin Polat'la, Sezgin Polat'la ve Ahmet Gün'le ilgili evet çok ciddi bulgular orada söz konusu. Hesap hareketlerindeki bazı özellikle naylon faturalardan kaynaklı bir para girdisi bunları görüyorsunuz. Ama şimdi birkaç sanık için yani birkaç sanık şunun için söyleyeceğim. Diğeri de tutuklu olduğu için Alper Kürşat Polat ve Dilan Polat'la ilgili olarak baktığınız zaman da suç unsuru tespit edilememiştir diye bir beyanı var MASAK raporunda. Şimdi bu rapora göre baktığımız zaman bu az önce saydığım işte Engin Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'le diğer sanıkları artık bir ayrı tutmak gerekiyor. Yani sanki buradaki hani illegal tırnak içerisinde bu özellikle naylon faturalardan ve devletin vergi sisteminden para kaçırılması çerçevesine baktığımız zaman da sanki bu üç ismin her şeyi organize ettiği yönünde bir raporda ibareler söz konusu. Diğer isimler için de baktığımız zaman da bunlardan haberinin olmadığını beyan eden özellikle Dilan Polat'ın da kendisi de ifadesine belirtmişti. Hani şirketlerin reklam yüzü olma sebebiyle şirketin iç işleyişiyle çok da ilgilenmediği yönünde beyanları vardı MASAK raporunda hazırlanan müfettişlerin beyanlarında. O yüzden dağlar kadar fark var. Peki şimdi Dilan Polat tahliye edildi. Tabii adli kapsamda bazı bunun şehir dışına sanırım şehir dışına çıkma var mı mesela? Bu da çünkü çok konuşuldu. Bu kapsam ne kadar geniş? Çok mu şimdi, ülke dışına çıkma yasağı getirdi? Yurt dışına çıkışı yasak. Şehir dışına çıkacaksa da öncesinde bulunmuş olduğu karakola bunu bildirmesi gerekecektir. Yeni adresini belirtmesi gerekecektir. Yani ben İstanbul'dan farz edelim başka bir tarafa geçiyorsa oraya belirtmesi gerekecek. Bu kez orada imza vermesi gerekecektir. Bunun dışında hani eğer hani kendi kafasına göre hani bir yere gittiğinde ve adresinde de eğer ki yok kabul edilirse hani bulunamazsa ya da o imza günlerinden kaçırma gibi bir durum söz konusu olursa o zaman yeniden bir değerlendirme yapılıyor. Yani imzaya gelmemiş gibi bir durum olduğunda bunlar hemen mahkemeye bindiriliyor. Adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle işlem yapılıyor. Peki bundan sonra davadaki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonrasını aslında şunu söyleyebilir. Dava daha şeffaf ilerleyecek. Şu an hep böyle insanlarda bir kafa karışıklığı vardır ya. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Şimdi dosyaya baktığımız zaman sürekli böyle bir tanık beyanları geliyor. Sürekli tanık beyan. Şimdi bir dosyayı düşünün. 9 ay boyunca hatta 8 ay boyunca diyelim hiçbir hareket yok. Ama son bir aya geldiğinde birdenbire dosyaya böyle hani tanıklar giriyor. O tanıklar da nedense cezaevinden hani böyle bir ihbar mektubu gönderen kişiler oluyor. Şimdi bunlar hani bir kısmı baktığımız zaman hani bir kafa karışıklığı yaratıyor. Oysa ki bütün herkesin şuna bakması gerekecek 4 Eylül'e. Yani niçin 4 Eylül? Çünkü 4 Eylül'de şeffaf bir yargılama yapılacak. O yargılamayı biz de takip edeceğiz. Şimdi doğal olarak hani biz bu tutukluluk, aylık tutukluluk değerlendirmeleri gazetecilere kapalıdır. Sadece avukatlar ve tutuklu sanıklar bunlara katılabilir ve bir de nöbetçi hakim ve savcı olabilir. Onun dışında kimse katılamaz. Fakat 4 Eylül ile birlikte artık bu dosyadaki şeffaflık daha da netlik kazanacak. Biz duruşmayı takip edeceğiz. Hangi sanık ne söyledi? Gizli tanık ne söyledi? İşte oradaki gelen raporlar neyi istiyordu? Orada duruşma savcısı ne talep etti? Yine aynı şekilde mahkeme hangi delillerin daha fazla araştırılması istedi? Artık bütün her şey kamuoyunda olacak. O yüzden 4 Eylül'den sonra bu duruşma aslında daha sağlıklı bir şekilde kamuoyunda gözler önüne serilmiş olacak. O yüzden bütün hepimiz 4 Eylül'ü bekliyoruz. Dilan Polat'ın durumunda 4 Eylül'den sonra bir değişim yine gözlemleyebilir miyiz? Ya yok artık bu saatten sonrası zor. Çünkü
tahliye kararına baktığımız zaman da mevcut şu anki suç durumuna bakıyor ve bu zamana kadar yattığı sürede alacağı cezayı karşıladığı için Dilan Polat'la ilgili bu saatten sonrasında bir değişiklik olmaz. Yani eğer yeniden tutuklama gibi bir durumdan bahsediyorsanız böyle bir durum söz konusu olmaz. Sonuçta baktığımız zaman 9 ay bir tutukluluk hani geçirmiş ve 9 ay sonrasında hani tahliye olan bir kişinin duruşmalar sonrasında ancak ve ancak çok önemli bazı belgeler çıkması gerekir ki hani o iddialara binaen bazı belgeler çıkması gerekir. Ancak öyle bir şey olur. Ama bu da zaten çıkmış olsaydı MASAK raporlarında çıkardı. MASAK raporlarında da şu an böyle bir şey çıkmadığı için bu saatten sonrasında hani Dilan Polat'ın yeniden bu anlamda demir parmak tıkları etmesi söz konusu değil. Sen raporlara hakimsin, mahkeme sürecini çok uzun süredir takip ediyorsun. Hem avukatların hem savcıların hepsiyle iç içesin. Peki senin gözlemlerin ne? Dilan Polat açısından soruyorum sadece. Çünkü sen dedin ya dağlar kadar fark var Eşengin Polat'la ve bu süreçte. Dilan Polat'ın bu süreçte beraat etmesini de bekliyor musun? Şimdi böyle bir şey söylemek çok böyle hani yargıya dair kesin bir kararda bulunmak olur. Bunun için duruşmaların başladığını görmek, ifadeleri görmek, duruşmanın gidişatını görmek gerekir. O yüzden de hani bununla ilgili bir şey söylemek yanlış olur. O zaman 4 Eylül'den sonra dediğin gibi her şey daha şeffaflaşacak. Yani bizim artık hani burada ne var? 4 Eylül'de Dilan Polat da duruşmada olacak. İşte ablası Sıla Doğu da, erkek kardeşi Can Doğu, işte tutuklu bulunan eşi Engin Polat. Bunların hepsi yani iddianamede yargılanan isimlerin bütün hepsi 4 Eylül'de duruşma salonunda olacak ve 4 Eylül'de iddianame konuşulacak, MASAK raporu konuşulacak, gizli tanık ve tanıkların beyanları konuşulacak. Bütün hepsi artık hani söz savunmada denilerek iddialara cevap verilecekler. O iddialar çerçevesinde de mahkeme, 2. Asliye Ceza Mahkemesi de yargılama sonunda kararını verecek. Ama bu karar insanlar şey beklemesinler hani şimdi 2 gün olacak duruşma 4, 5, 6 Eylül'de duruşma yapılacak ama hani bu 4-5 Eylül'deki duruşmalarda hani sanki bir karar çıkacak gibi düşünmesinler. Bu duruşma nereden bakarsanız bakın 1-2 sene sürecek. Biz 1-2 evet, sene daha bu dosyayı konuşuyor olacağız. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emrullah Erdinç verdiğim bilgiler için çok aydınlatıcı oldu. Sağ ol. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Bir taraftan itfaiye, bir taraftan da evlerin sahipleri o sıçrayan alevlere müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde ilerliyor yangın. Evet, zor bir hafta sonu geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanından ağırlıklı olarak Ege bölgesinden yangın haberleri geldi. Biraz belki klişe olabilir ama ciğerlerimiz yandı günler boyunca. Neyse ki Muğla'da Ula ve Yatağan yangınlarının bugün 15 sularında kontrol altına alındığı haberi geldi. 2 saat sonra da Aydın Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. İzmir Menderes'te ise alevlerle mücadele sürüyor. Şimdi 2 canlı yayın noktamız olacak. Gülçin Hacı Evliya Gülerçi İzmir'de, Elif Yavuz'sa Muğla'da bizi bekliyor. Şimdi önce İzmir'e gidelim. Gülçin, zaman zaman sana bağlandığımızda arkanda böyle yer yer dumanlar gördüğümüz oluyordu. Ama şimdi böyle ne yazık ki arkanda kapkara bir tablo var. Nedir İzmir'de son durum? Evet, Haziran ayı başından bu yana aslında yangınlarla ısınanıyor bölgemiz ama hiç bu kadar İzmir'in merkezine yaklaşmamıştı alevler. Kırsal alanlarda ve sonrasında ormanlık alanlara sıçrayan yangınlarla ısınanmıştı İzmir ve çevremiz. Ama bu kez tam da Karşıyaka'da, yani İzmir'in göbeğinde yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada 4 gün boyunca alevlerle mücadele edildi. Tabii Karşıyaka'daki yangın kontrol altına alındı. Dün iyi haberler vermiştik. Bugün de İzmir'de Menderes ilçesindeki yangın, yani büyüme potansiyeline sahip olan yangınla ilgili kısmen kontrol altına alındı diyebiliyoruz. Ancak tamamen kontrol altına alınması için soğutma çalışmaları da devam ediyor. Özellikle sarp arazide ve o dik yamaçlarda havadan müdahaleyle devam ediyor.
Biz şu anda Karşıyaka'dayız, Yamanlar'dayız. Aslında gün boyunca da sahadaydık. Yanan evlerin olduğu noktalarda vatandaşların ne durumda, hangi ihtiyaçları var, bunları da gözlemleme fırsatına sahip olduk. Aslında 17 ev yandı bulunduğumuz bölge içerisinde, Onur Mahallesi'nde ve tüm evler de harabeye dönmüş durumda. Tabii bir an önce onların da yeni yuvaya sahip olması gerekiyor. Güvenli noktalara alındılar. Toplamda bakarsak aslında bugün, çünkü AFAD Başkanı Okay Memiş de İzmir valisiyle birlikte bir açıklamada bulundu. Hem İzmir'de, Aydın'da ve Manisa'da 142 binanın hasar gördüğünü söyledi ve ilimiz içerisinde de 45 binada da hasar tespit edildi. Yani bir taraftan AFAD'ın hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da büyükşehir ve ilçe belediyeleri de bölgemizdeki hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii ihtiyaçlar belirleniyor. Bu noktada şunu söylemekte fayda var. Artık şu anda arkamızda bulunan bu vadi yemyeşildi. Ne yazık ki o vadi artık yemyeşil değil, kapkara. Buranın yeşillendirilmesi gerekecek. Tarım alanları zarar gördü. Bununla birlikte meralar zarar gördü. Yani hayvancılıkla ilgili ciddi zararlar var. Bir taraftan da bu yangınlara ne sebep oldu? Bunların soruşturması devam ediyor. 7 kişi gözaltına alındı ve yangınların çıkış nedeniyle ilgili tabii ki birçok spekülasyon da ortaya atıldı. İddialar da var ama ilk tespitler belli etti ki Menderes'te ve Urla'daki yangınlara elektrik tellerinin yanması, kopması neden oldu. Bizim şu anda bulunduğumuz Karşıyaka, Yamanlar ve 1600 hektarı etkileyen bu yangını ise bir piknik ateşi çıkardı. Tire'de de benzer hadise yaşandı ve diğer Bayındır ve Ödemiş'teki yangınlara da bahçede yapılan tadilat işleri sebep oldu. Yani hava çok kuruydu ve uzmanların dediğine göre de son 53 yılın en sıcak aylarını geride bırakmıştık. Haziran ayında zaten yağış görmemişti ilimiz, kentimiz ve toprak kuruydu. Aslında en küçük bir kıvılcımı bekliyordu. İşte bu noktada olumsuz hava şartları, hem rüzgar hem nemin düşük olması ve bir de yüksek sıcaklık eklenince yangınlar ne yazık ki gerçeğimiz oldu. Çok da yakınımızda bizi sınadı. Şimdi yangınlar kontrol altına alındı ama tabii ki riskler hala devam ediyor. Bu yüzden de ihmallerle birlikte olabilecek yangın olasılıklarına karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü önlenebilir olması yangınların sadece farkındalıkla oluyor, bir bilinçle oluyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bölgemizden iyi haberler şimdilik veriyoruz. Diliyoruz ki önümüzdeki günlerde de iyi haberler veririz eğer ihmaller olmazsa. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Biz de öyle umuyoruz. Şimdi bir de Muğla'ya gidelim. Elif Yavuz bizi Muğla'da bekliyor. Elif, senin de arkanda yangından etkilenmiş ağaçları görüyorum. Neredesin? Orada nedir son durum? Alalım senden. Büşra Akın Dinçer, ben Muğla'dayım ama buradan güzel haberler veriyoruz artık. Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı. Aynı zamanda Aydın Bozdoğan'daki yangınlar da kontrol altına alındı. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la beraber yangının çıktığı ilk andan itibaren Muğla'da hem Muğla'daki hem yatağındaki yangınları takip ediyorduk. Dün saat 13.20 ve 13.25 sıralarında peş peşe iki ihbar geldi. İki farklı noktada çok yakın saatlerde çıktı bu yangınlar. Neyse ki saat 15 sıralarında artık bu yangınların kontrol altına alındığı bilgisi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşıldı. Artık soğutma çalışmalarına geçildi. Görüldüğü üzere de İtfaiye ekipleri burada söndürme çalışmalarını tamamladı. Artık soğutmalar gerçekleştiriliyor. Burada her bir noktada nöbet tutuyor itfaiye erleri, orman kahramanları, hem havadan hem karadan gün boyu yangın sönene kadar müdahaleler gerçekleşti. Yoğun ve çetin bir mücadeleydi gerçekten. Çünkü burası bulunduğumuz nokta çok yamaç, çok sarp bir arazi. Buraya ulaşım da çok zor oluyordu. O yüzden itfaiye araçlarının buraya çıkması hem vakit aldı, hem de gerçekten çok zorlayıcı bir şartlar vardı bu noktada. Öte yandan sadece söndürme çalışması değil, yangının sıçramaması için de sol tarafımızı gösterebilirse kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz. Burada iş makineleriyle da yanmamış ağaçları, yangın koridoru diyoruz bunlara, yangın koridorları açtılar. Çünkü buradaki yangın ileriye sıçrayabilirdi. İleriye sıçrarsa yamacın diğer tarafına geçerdi. O yüzden bunu engellemek amacıyla da yangın koridorları açıldı ama neyse ki diğer tarafa geçmeden yangın burada da kontrol altına alındı. Maalesef ama 3 gün boyunca süren yangınlarda Aydın, Bozdoğan, Muğla'nın Ula, Yatağan, Milas ve Datça'da yangınlar çıkmıştı. 4 farklı noktasında yangınlar çıkmıştı.
Bunlar kısa sürede kontrol altına alındı ama Muğla'nın Ula ve Yatağan yangınları 2 gün sürdü. Aydın Bozdoğan yangını 3 gün sürdü. Bu yangınlarda toplamda 1500 hektar alan zarar gördü. Ve şu anda sulama çalışmalarından biz de nasibimizi aldık. Sorun değil. 1500 hektar alan yandı. Aynı zamanda 150 hektar zirai alanda zarar gördü. Bunların hepsi için çalışmalar sürecek. Elbette yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Gün boyu aslında buna benzer manzaralarla da karşılaştık. Çünkü yangının çok içindeydik. İster istemez biz de zaman zaman hem havadan hem de karadan olan müdahalelerde biz de ıslanabiliyoruz. İşin içerisinde olmak da bazen bunu gerektiriyor. Yakından takip ettik ve güzel haberleri vermek artık sonunda kısmet oldu. Muğla'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Aydın Bozdoğan'daki yangında kontrol altına alındı diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Güzel haberler için de aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz sana oradaki çalışmalarında. Şimdi şöyle bir Türkiye'deki orman yangınlarına bakalım istiyoruz. Çünkü geçen yıla göre %78 arttı orman yangınları bu sene. AFAD Başkanı'nın açıklamasına göre sadece Perşembe gününden bu yana 247 yangın çıktı. Biz de böyle bir harita hazırladık ve bunların bazıları küçük yangınlarda, bazıları büyük yangınlarda günler sürdü. Rüzgarın etkisiyle, meteorolojik şartlar nedeniyle söndürmek çok zor oldu. Ekipler günlerce çalıştı ve ancak öyle kontrol altına alınabildi. Burada artık bu iyi bir tablo diyebiliriz. Neden diyeceksiniz? Çünkü yeşil olan, ismi yeşil yazılmış bölgeler, yangının devam ettiği, alevlerle mücadele ettiğinin devam ettiği bölgeler. Burada sadece Bolu Göynük'teki yangın kontrol altına alındı. Karabük'te Ovacık yangını, Manisa'da Gövde, Salihli, Uşak'ta Eşme, Aydın'da Bozdoğan, Didim yangınları, Muğla'da az önce Elif Yavuz da aktardı. Artık iyi haberler veriyoruz dedi. Ula, Yatağan, Milas'taki yangınlar kontrol altına alındı. İzmir'de, Yamanlar'da günler süren yangın kontrol altına alınabildi. Urla'da da. Ve şimdi İzmir'de Menderes yangını var. Ve işte onun için de çalışmalar sürüyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda kontrol altına alınacak yangınlar. Şimdi piknik ateşi, dikkatsizlik, ihmal, yangınların çıkış sebeplerinden bazıları. Bazen küçük bir izmarit diyoruz, önemsiz gibi görüyoruz ama günlerce ciğerlerimizi yakıyor. Orman yangınları ile ilgili soruşturmalarda gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklandı. Bir yandan yangınlarla mücadele ediliyor, diğer yandan yangınların çıkış sebepleri araştırılıyor. Şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Bütün vatandaşlarımıza özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını özellikle rica ediyorum. Yurdun dört bir yanından yangın haberleri peş peşe geldi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için gece gündüz uğraştı. O yangınların çoğunun yine insan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. İzmir Ödemiş'te Beydağ'ında iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef. Bunlar da gözaltına alındı. Tire'de ise yangın semaverden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktı. Muğla Yatağan'da arıcıların yaktığı ateş ormanı sardı. Bolu'da günlerce süren yangında da ihmaller vardı. 12.41'de Anız'dan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını çıkartanlar, daha doğrusu başlatanlar gözaltında şu anda. Aydın Bozdoğan'da da Anız yangını ormana sıçradı. Yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, yangınlarla ilgili 7 ilde 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 5 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini söyledi.
Evet, şimdi yangınların bu kadar zor kontrol altına alınmasının bazı meteorolojik nedenleri de vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmaklı da bunu çok kez açıkladı aslında basına yaptığı açıklamalarda. Çok güçlü rüzgarlar, düşük nem gibi. Şimdi meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel bizimle olacak. Yangın riskini konuşacağız. Sıcaklıklar ne durumda? Türkiye genelinde nasıl bir iklim bekliyor bizi? Hüseyin, hoş geldin diyeyim öncelikle. Büşra, iyi akşamlar, hoş bulduk. Şimdi senden şunu rica edeceğim. Hem bize önümüzdeki hafta beklentileri, nasıl bir hava sıcaklığı, nasıl bir meteorolojik tablo bizi bekliyor Türkiye genelinde, bunu alalım. Ama bunu alırken de özellikle yangın riskinin olabileceği bölgeler. Çünkü son dönemde bir kibrit bile çakmayın dedi yetkililer bazı bölgelerde. Hangi bölgeler bunlar, ne kadar risk arz ediyor, senden dinleyelim. Tabii. Gerçekten şakası yok bu işin. Hatta bazı piknikçilerin yangın başlattığını istemeden de olsa gördük görüntülerde. Yani görüntüyle görünce inanıyorsunuz artık. Onlar da panik oluyor ama o panik yetmiyor artık. Siz mangaldaki o köz veya da yaptığınız başka her yakıcı neyse artık onun neticesinde tutuştuktan sonra pişman olmak yetmiyor. Çok hızlı bir şekilde Poyraz fırtınasının altındaydık son 4 gündür. Yangın fırtınasına dönüştü bu. Yani Türkiye'nin yakın zamandaki en fazla sayıda orman yangınının çıktığı mevsimi yaşıyoruz. Sayı çok fazla. 2018-2019 yangınları, 2021 Manavgat, bunları da hesaba katarsak son 8 yılda Türkiye'deki yeşil alan epey bir azaldı. Yani Ege ve Akdeniz'de tahmini olarak %17 denir. Bu hani soruluyor, acaba ne kadarını kaybettik ağaçların diye. Hektar cinsinden toplayınca bu kabaca bir hesap, uydu görüntüleriyle yapılıyor. Tabii ki tam birebir olmaz ama %17, %16, %10 olsa ne olur? Yani bu kadar fazla Ege ve Akdeniz'deki ormanların bu kadar sık yanması anormal. Ancak bunların büyük kısmını takip edebiliyoruz ne zaman çok riskli olacağını. Hava sıcaklığı sizlerin de söylediği gibi yüksek olduğunda, ama asıl rüzgarın nereden estiğiyle ilişkili. Şimdi Ege'ye lodos esmeye başladı. Denizin üzerinden su buharlı nemli havayı şehirlere taşıyor. Biraz bunaltıcı olacak havası. Ama yangın riski açısından bize en azından biraz daha düşük bir kondisyon getirecek. Dağlardan aşağıya doğru esen rüzgarsa, yani Karadeniz'den bir girişi var. Samsun'dan, Balıkesir, Bursa, İzmir yönüne doğru. Bakın uzun süre karadan esiyor. İşte o tepelerden esiyor. Yani bunu anlayabilmemiz için böyle hortumdan suyun akışı gibi havanın üst seviyesinde de çok ciddi, kuvvetli bir fırtına vardı 4 gündür. Şimdi o bitti ve biz şükür ki batı ve güney bölgelerde biraz rahatladık. Ama biraz rahatladık işte. Biraz yangın risk haritası var ki onu göreceğiz şimdi ekranlara gelebilirse eğer. Aslında çok yüksek risk devam ediyor. Türkiye haritasındaki kırmızı renklerde göreceğiz şu an ekranda. Buradaki renklerde çok yüksek ve yüksek olarak Ege Akdeniz yine öne çıkıyor. Karadeniz'in kıyıları ve doğusu hariç Türkiye'nin neredeyse tamamında yangın riski sürüyor. Bunun sebebi henüz hiç yağışla, yağmurla ıslanmadı toprağımız. Çok kuru. Tekrar şimdi biraz rüzgar yön değiştirdi ve o fön etkisini yapmıyor diyoruz ama 22-23 Ağustos'tan sonra 25-26 Ağustos'a kadar 3 gün daha tekrar böyle günlerimiz olabilir. Ama ardından da uzun vadeli tahminler olsa da yağışlı bir dönemde şöyle yaz yağmurları görünmeye başladı. Son haftası, son günleri yaklaşırken Ağustos'un. Ama o günlerden önce tekrar bir Poyraz'da 2-3 gün kuvvetli rüzgarlı görünüyor. Yani bu harita aslında Türkiye'nin yaz boyunca bizim davranışsal, toplumsal davranışlarımızı da göz önünde bulundurursak, biraz rahatız, biraz bir şey olmaz kafasındayız ya, bunları da göz önünde bulundurursak, yangın risk haritası hep böyle zaten. Haziran'ın ortasından Eylül'ün sonuna kadar bizim risk haritamız bu. Ama buna sıcak hava dalgası eklenirse, kuru hava eklenirse ve fön rüzgar yönü kuzey doğudan olursa Ege için, ama sadece Ege bölgesi için. Karadeniz'de de bu sefer ne oluyor? Denizden esince rüzgar nemi taşıyor. Oradaki yangın riskini düşürüyor. Ama sonra içeriye doğru çekildikçe kuruyor. Kurudukça aşağıya doğru saç kurutma makinesini 3. seviyede çalıştırmışsınız gibi. İşte bu olduğunda, ki o 4 gündür 5 gündür oldu, artık sizin o kırmızı haritanız morarmaya başlıyor. Suriye'ye bakın, Irak çevresi. Orada da bu etki var. Oraya da güney-güneybatıdan, Kuzey Afrika'dan esiyor. Cezayir'den çok kuvvetli esiyor. Orada da, ama orada çok yeşil alan zaten yok. Yeşil alanlar Ege'de, Akdeniz'de. Bu haritada bir de batıdaki Yunanistan'ı görüyorsunuz. Yine böyle bir yağışlı havanın içine girdiler. Balkanların batısında epey bir yağmur var. İtalya'nın kuzeyinde de var. Yunanistan'ın, Bulgaristan, Makedonya, her yerde. O da işte bakın haritada nasıl yeşil olmuş. Hemen komşuya bakın. Kuzeyi yemyeşil. Bizim Doğu Karadeniz gibi. Evet. Yağmurlar bu kadar fark ettiriyor işte. Ya bir gelseler, yağışlı hava bir gelse şu topraklara, çiftçi de üretici de ayda 20 bin lira su faturası ödemekten kurtulacak. Evet. Tarımsal sulama yapmak için faturalar çok yüksek. Yangın riski azalacak.
küçük göletler, göller kurudu. Bir kısmı geri gelecek ama çoğunluğu gelmeyecek. Hı-hı. Ama yakın zamanda da pek bir yağış görüntüsü maalesef göremiyoruz Büşra. Ne yazık ki Hüseyin, ve bu yüzden de işte çok daha dikkatli olmalıyız. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bu değerli bilgiler için. Çok sağ ol. Evet, devam edelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Malezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Kuala Lumpur Havalimanı'nda karşılanan Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın ilk durağı Kuala Lumpur Büyükelçiliği oldu. Güler ve Kalın Büyükelçi Emir Salim Yüksel'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ardından Malezya Başbakanlığı ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından da kabul edildi. İsrail polisi ve istihbaratı Tel Aviv'de bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı patlamanın planlanmış saldırı olduğunu duyurdu. Eylemi üstlenen Kassam Tugayları operasyonu Kudüs Tugayları ile birlikte düzenledik açıklamasında bulundu. İsrail, Tel Aviv'deki patlamanın planlanmış saldırı olduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları ise eylemi üstlendiğini duyurdu. The Times of Israel'in haberine göre İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Shin Bet, Tel Aviv'de yaşanan patlamaya ilişkin ön soruşturmayı tamamladı. Patlamaya ilişkin yapılan ortak açıklamada patlayıcı düzenekli patlamanın planlanmış bir saldırı olduğuna yer verildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları ise Tel Aviv'deki eylemi üstlendiğini duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada Kudüs Tugayları ile birlikte pazar akşamı Tel Aviv'de bir şehadet operasyonu düzenledik. Katliamlar, sivillerin yerlerinden edilmesi ve suikast politikası devam ettiği müddetçe işgal altındaki topraklarda şehadet operasyonları geri gelecektir ifadelerine yer verildi. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada pazar günü akşam saatlerinde Tel Aviv'in Lahi ilçesinde patlayıcı düzenekli bir patlamanın meydana geldiği bildirilmişti. Patlayıcı düzenek taşıyan 50'li yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve şarapnelle yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin 2 günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine değindi Putin. Anlaşmanın imzalanmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyarız dedi. Bakü'de gerçekleşen Putin-Aliyev görüşmesinde ulaşım, stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin geliştirilmesi konularının yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. İki ülke arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyarız dedi Putin. Sınırların belirlenmesi sürecinde ilerleyebilirsek ve lojistik güzergahlarla ekonomi önündeki engelleri kaldırabilirsek memnun oluruz ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da bu meseleleri konuşacağını söyledi Putin. Rus lider, Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk de bıraktı. Rusya'nın Kursk bölgesinde operasyonlarına devam eden Ukrayna, stratejik öneme sahip bir köprüyü daha yıktığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski burada bir tampon bölge istediğini açıkladı. Ukrayna, Rusya'da stratejik bir köprüyü daha yok etti. Rusya'nın Kursk bölgesinde operasyonlarına devam eden Ukrayna, Cuma günü Seym nehrinde bir köprüyü yıktığını duyurmuştu. Kiev, yayınladığı görüntülerle aynı yerde ikinci bir köprüyü daha yıktıklarını açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın aynı bölgedeki üçüncü köprüye de zarar verdiğini duyurdu. Rusya'nın askeri sevkiyat için kullandığı köprüler zarar görürken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk'ta hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Burada tampon bölge oluşturmak istediklerini belirtti. Birincil görevimiz mümkün olduğunca çok Rus savaş potansiyelini yok etmek ve maksimum karşı saldırı eylemleri yürütmektir. Buna saldırganın topraklarında bir tampon bölge oluşturmak da dahildir. Rusya'nın yanı sıra Ukrayna'da da çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna, Rusya'nın batısında ilerlerken Rusya'da Ukrayna'nın doğusunda birkaç köyü ele geçirdi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın bu ay içinde üçüncü kez başkent Kiev'i füzeyle hedef aldığını belirtti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olup olmadığı ise Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov'a soruldu. Ushakov, Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik dedi. Ancak Kursk'taki durum nedeniyle müzakere yapmanın uygun olmadığını söyledi. ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, anketlerde öne geçen demokrat rakibi Harris'e ekonomi politikaları nedeniyle komünist dedi. Trump, Harris'i güzellik üzerinden de hedef aldı ve kendisinin Harris'ten daha iyi göründüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, demokrat rakibi Harris'in ekonomi politikalarını komünizm olarak tanımladı. Harris'i güzellik üzerinden de hedef aldı. Ekonomi politikalarını açıklayan Kamala Harris, reçeteli ilaçların maliyetini düşürmeyi, uygun fiyatlı konutların artmasını ve orta sınıf için vergilerin azaltılmasını amaçladığını duyurmuştu. Trump, Pensilvanya'daki seçim mitinginde Harris'in vaatlerini Sovyetler Birliği'nin ekonomik sistemine benzetti. Kamala konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Yoldaş Kamala, sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini açıkladı. Bunun daha önce hiç işe yaramadığını gördünüz. Trump şu an başkan yardımcısı olan Harris'i darbeyle de suçladı. Adaylıktan çekilen başkan Joe Biden'ın yerine aday olması hakkında... Biden ondan nefret ediyor. Bu bir başkanın devrilmesiydi dedi. Trump bununla da sınırlı kalmadı. Kadın düşmanlığı üzerinden kurduğu bir dille Time dergisinin kapağındaki Harris'in çizimine değindi. Bir sürü fotoğraf çekmişler ama işe yaramamış. Bu yüzden bir ressam tutmuşlar. Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum dedi. Amerikan basınındaki anketlere göre 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Harris'e destek oranı günden güne artıyor. Son ankete göre seçmenlerin %48'i Harris'i, %41'i Trump'ı destekliyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirdiği sanılan bir kadın hastaneye götürüldü ve böyle kan donduran bir gerçek çıktı ortaya. Nuh Bey Yılmaz boğularak öldürülmüştü ve bakın katili kim çıktı? Aşk mı daha kolaydır, aşksızlık mı? Evde hareketsiz halde bulundu. Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sevmek zor mu söyle, yoksa kolay mı? 3 çocuk annesi Nuh Bey Yılmaz, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşıyordu. Yakınları onu evinde bilinci kapalı halde buldu. 36 yaşındaki kadın kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı otopside kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, erkek arkadaşı C.Y.'yi gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, aralarında çıkan kavga sonrası Nuh Bey Yılmaz'ın boğazını sıktığını söyledi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş kira anlaşmazlığı yüzünden ev sahibi baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Uzman çavuş E.K. ile ev sahibi arasında kira nedeniyle bir anlaşmazlık vardı. Uzman çavuş sanayi sitesinde mobilya üretimi yapan ev sahibinin iş yerine gitti. Taraflar arasında bir tartışma çıktı ve tartışma kavgaya dönüştü. Uzman çavuş silahla ev sahibi Necati Çınar'la oğlu Yavuz Çınar'ı vurdu. Ağır yaralanan baba oğul kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Bursa'da kıraathanede otururken kafasına yorgun mermi isabet eden 4 çocuk babası Evren Adıgüzel hayatını kaybetti. Adıgüzel'den geriye olaydan hemen önceki anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri kaldı. Karşı kahvedeydi. Sonra beni aradı. Dedi ki neredesin? Ben de dedim burada olduğumu söyledim. Bu telefon görüşmesinin ardından arkadaşının olduğu kıraathaneye gitti. Çay içerken başına isabet eden yorgun mermi onu hayattan kopardı. Ben burada oturuyordum. Kardeşim burada oturuyordu. Kalktık. Şuraya kadar geldik. Sonra çaya gelince tekrardan gelip arkadaşım buraya oturdu. Oturduğuyla düştüğü bir oldu. Olay Bursa'da geçen çarşamba günü yaşandı. 43 yaşındaki Evren Adıgüzel kahvehanede arkadaşlarıyla otururken aniden yere yığıldı. Çay gelir gelmez
bir dakika içinde, yani o bir dakika içinde oldu ne olduysa, bir ses geldi çüv diye. Kalktı arkadaşımız. Burada böyle mi oturuyor? Aynı bu şekilde oturuyor. Ayağa kalktı, kalbini tuttu ve aynı zamanda buraya doğru düştü. Evren adı Güzel hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Girdiği yer burası, merminin girdiği yer burası. Buradan direkt arkadaşından şurayı falan istikamet ediyor. Beyin ölümü gerçekleşen adı Güzel'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Organlarıyla 5 kişi hayat ve ışık olan Evren adı Güzel, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Bu adamın 4 çocuğu vardı. Bunun hesabını kim ödeyecek? Bunun bir an önce bulunması ve ağır bir cinayetle yargılanmasını istiyoruz. Polis şimdi o mermiyi kimin ateşlediğini bulmaya çalışıyor. Şimdi arkamdaki görüntüleri anlatacağım size. Bolu Dağı'ndan bu görüntüler. Freni boşaldığı iddia edilen tır zincirleme kazaya neden oldu. Kazada bir kişi öldü ve 7 kişi de yaralandı. Kaza D100 karayolu İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde meydana geldi ve iddiaya göre seyir halindeki tırın freni boşaldı. Önündeki 5 otomobile ve bir tıra arkadan çarptıktan sonra tır alev aldı. Kazada tırın şoförü hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 7 kişi ise yaralandı. Zincirleme kaza meydana geldi ve bu kaza nedeniyle karayolunun da İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı'ndan görüntüleri, sıcak görüntüler bunlar, getirdik ekranlarınıza. Üniversitelere kayıt süreci başladı. İlk gün kayıt merkezlerinde haliyle yoğunluk vardı. 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek kayıt işlemleri. E-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Ben tıp fakültesine yerleştim, İngilizce bölümüne. İngilizce matematik. Siyasal bilimler fakültesi iktisat bölümünü kazandım. Yazılım mühendisliği. Tıp, mühendislik, öğretmenlik. Bölüm tercihleri yapıldı. Yerleştirmeler tamamlandı. Üniversitelere kayıt süreci başladı. Sizde doğum günü. Hedefim belliydi. Ona göre çalıştım. İstediğim puanı aldım. Tek tercih yazdım. Tek tercih de geldi. Ben beklemiyordum. Yanlışlıkla geldiğim gibi oldu ama bölümümü seviyorum. 4. tercihime de yazdım. Geldi. Çok da mutluyum. Sadece birlikte YKS kaydı yapılmıyor ama E-Devlet'te yapabilirsiniz arkadaşlar. 2008 ve sonrası mezunsanız. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri de kayıt heyecanı sardı. Üniversiteye kaydını yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt bürolarında yoğunluk oluşturdu. Şu an genel anlamda yoğunluğumuz var, evet. Bu yıl öğrencilerimiz bayağı bir fazla. Kayıtlarımız da çok. Kayıt işlemleri üniversitelerin kayıt merkezlerinden ve E-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Yüz yüze kayıt işlemleri 23 Ağustos Cuma günü sona ererken, online kayıt işlemleri ise 21 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardındansa boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite öğrenci adayları ise bu süreçte ek tercihlerini yapabilecek. Dijital bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yeni bir kurul oluşturulacağını belirtti Göktaş. İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları'nın da çalışma grubunda yer alacağını duyurdu. Bakanlık olarak geçtiğimiz Mayıs ayında açıkladığımız aile eylem planımızda da önemli bir yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Dijital bağımlılıkla mücadele edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yeni bir kurul oluşturulacak. Mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız da bu çalışma grubunda yer alacak. Bu kurulda bağımlılıkla mücadeleyi tüm yönleriyle öncelikle ele alacağız. Son dönemde gençler arasında yaygınlaşan dijital bağımlılık son kabine toplantısında da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenilirken, oluşturulacak kurula ilişkin detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nın Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenlediği programda konuşan Göktaş, aileleri de uyardı. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Şiddet içerikli dijital oyunlar çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Bazı dijital oyunlar ise radikalleşmeye yönelik bir araç olarak da kullanıldığı bilinmekte. İnsan hayatını olumsuz etkileyen bu bağımlılıklarla mücadele yöntemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Dikkat çeken bir araştırma haberi var şimdi sırada. BTK'nın güvenli internet merkezi ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun alışkanlıklarına yönelik bir araştırma yaptı. O araştırmada gösteriyor ki dijital bağımlılığın aslında iki temel sebebi var. Bu da yalnızlık ve sıkıntı. Öğrencilerin %95,49'unun cep telefonu var. Okul günlerinde neredeyse 3 saat dijital oyun oynuyorlar. Dijital bağımlılığın nedeni ise yalnızlık ve sıkıntı. Bu tespitler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi tarafından yapılan araştırmadan. Güvenli İnternet Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nin Türkiye'deki ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı. 11.891'i ortaokul ve 8.493'ü lise düzeyinde toplamda 20.384 öğrencinin katıldığı araştırmada dijital oyun, internet, sosyal medya bağımlılıklarıyla mutluluk, siber zorbalık, sıkıntı, stres ve yalnızlık durumları incelendi. Araştırmaya göre öğrencilerin %95,49'unun cep telefonu sahibi olduğu ve hafta içinde 3 saate yakın dijital oyun oynadığı belirlendi. Araştırma, lise öğrencilerinin %31'inin, ortaokul öğrencilerinin de %20'sinin internet bağımlılığı riski taşıdığını da ortaya koydu. Lise öğrencilerinin %50'sinin, ortaokul öğrencilerinin de %35'inin sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığı saptandı. Araştırmada ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları üzerinde etkili olan faktörler de belirlendi. Oyun bağımlılığı üzerinde en çok etkili olanlar yalnızlık, sıkıntı, mutluluk, internet ve sosyal medya bağımlılığıyla siber zorbalık oldu. Yalnızlık ve sıkıntı gibi diğer değişkenler dijital oyun bağımlılığı düzeyini artırırken, mutluluk arttıkça oyun bağımlılığı düzeyinin düştüğü görüldü. İstanbul'daki tarihi Kariye Camii 79 yıl sonra cami olarak yeniden ibadete açılmıştı. Şimdi de ziyaretçi yönetim planına geçildi ve 703 yıllık geçmişe sahip bu cami artık turistler için ücretli olacak. Cuma günleri ise tarihi cami sadece ibadet için açık olacak. Kilise olarak inşa edildi, camiye dönüştürüldü. 79 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. İstanbul'un en eski tarihi yapılarından Kariye kapılarını turistler için de açtı. Namaz vaktinden 15 dakika önce camimizi ibadet için gelen misafirlerimiz için açacağız. Namaz vaktinden 15 dakika sonra da ibadet alanının serbest girişini kapatıp tekrar ziyarete açacağız. Kariye Camii'nde ziyaretçi yönetim planı uygulaması başladı. Cuma günleri hariç ziyaretçilere açık olacak. Kariye Cami bundan sonra cuma günleri sadece ibadet için açık olacak. Bu alanda ibadet etmek isteyenler vakit namazlarında geldiklerinde hemen arkadaki mozaiklerin üstü kapatılacak. Namazların ardından ziyaretçiler geldiğinde ise tekrardan mozaiklerin üzerindeki perde açılacak. Yabancı turistlerin Kariye Camii'ne giriş ücreti 20 euro olarak belirlendi. Kapasitesinin az olması nedeniyle UNESCO mirası cami için ziyaretçi kısıtlaması da getirildi. Ziyaretçi yönetim planı kapsamında biz aynı anda caminin içerisinde yaklaşık 100 kişi olacak şekilde ayarlama yapacağız. Ana haberin iklimini burada noktalıyoruz ama saat başına devam edeceğiz. Konuklarımız da olacak, bekleriz. Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Ana haberin ikinci diliminde kaldığımız yerden
devam ediyoruz. Şimdi AK Parti'de bir değişim beklentisi var ve bu değişim başlıyor. 3 Eylül'de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında kongreleri başlatma kararı alınacak. Şubat-Mart aylarında illerdeki sürecin tamamlanması, 2025 ilkbaharında ise büyük kongreye gidilmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Değişimin ilk adımı atılıyor. 3 Eylül'de kongre kararı alınacak. Belde, ilçe ve illerde başlayacak süreç büyük kongre ile noktalanacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 3 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Edinilen bilgiye göre o toplantıda kongreleri başlatma kararı alınacak. Daha sonra olağan kongre takvimi işletilecek. Önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongre yapılacak. Böylece AK Parti 8. olağan büyük kongresini tamamlamış olacak. Kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürerken bu kez farklı bir yol izlenecek. Önceki yıllarda olağan kongre süreci bir yıl içinde tamamlanırken 2025 ilkbaharı bitmeden tamamlanması için çalışma yapılacak. Ekim ayında beldelerde sürecin başlaması, Şubat-Mart aylarında ise il kongrelerinin tamamlanması planlanıyor. Büyük kongre için işaret edilen tarih ise 2025 ilkbaharı. Hayırlı olsun. Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri büyük şehirlerdeki kongrelerde hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılması bekleniyor. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Beklenen değişime gelince, kongrelerle birlikte ülke genelinde kadrolar gözden geçirilecek. Partinin yönetim organı olan ve yedeklerle beraber 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için inisiyatif Erdoğan'da olacak. Erdoğan'ın parti vitrini ve A takımını da yenilemesi bekleniyor. Kongre sürecinde teşkilat sağ çalışmalarına devam edecek. Eylül ayında Türkiye buluşmaları başlatılacak. Buluşmalarda bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle 81 şehri ziyaret edecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Genel merkezdeki toplantı saat 14'te başladı. Toplantıda iç ve dış siyasete ilişkin birçok konuda ele alındı. O başlıkların başında ise tüzük kurultayı yer aldı. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen tüzük komisyonu toplantısında ön seçim, dönem sınırlaması gibi öneriler değerlendirildi. O toplantının ayrıntıları ve kurultay hazırlıkları da MYK'da ele alındı. Genel Başkan Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaptığı telefon görüşmesi ve Abbas'ın Özel'i Filistin'e davet etmesinin de yine toplantıda gündeme geldiği öğrenildi. MYK toplantısı da geçtiğimiz hafta Can Atalay için olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bu gerginlik de ele alındığı kaydedildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 3. kez başkan seçilmesi nedeniyle Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Şimdi detaylarına bakalım o ziyaretlerin. Haziran ayında 3. kez başkanlığa seçildi Ali Koç. Nezaket ziyaretleri kapsamında da bugün Ankara'ya gitti. Koç önce CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'le bir araya geldi. Görüşmede Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı. Ali Koç'un sonraki durağı ise MHP Genel Merkezi oldu. Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız karşıladı. Basına kapalı gerçekleşti görüşme ve yaklaşık bir saat sürdü. Ali Koç'u görüşme sonrası MHP lideri Bahçeli uğurladı. İşte bunlar da o görüntüler. Ali Koç'un Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşadığı saldırıda görüşmelerin gündem maddeleri arasındaydı. Koç'un Ankara'daki son durağı İçişleri Bakanlığı oldu. Fenerbahçe Başkanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de görüştü.
Evet, Ali Koç'un Ankara temasları böyleydi. Şimdi Ali Koç'un Göztepe-Fenerbahçe maçında uğradığı saldırı da gündemdeki yerini koruyor hala taze. Biz de bunun üzerine biraz konuşacağız. Konuğumuz var, eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu bizimle. Metin Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Fenerbahçe bu akşam bir açıklama yayınladı bu yaşanan olaya ilişkin Ali Koç'a karşı ve saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili 5 soru yöneltti. Saldırganın özellikle bu yöneltilen 5 soruda şu ön plana çıkıyor. Suç dosyasının kabarık olduğu iddiasına yer verdi bu açıklamalarda ve sorularda bunun üzerineydi genelde. Şimdi sanıyorum Fenerbahçe'nin bu tip durumların tekrar tekrar karşısına çıkmasıyla alakalı bir rahatsızlığı var. Öyle anlıyoruz biz açıklamadan. Şimdi siz eski bir Fenerbahçe yöneticisiniz. Nasıl değerlendirirsiniz önce yaşananları, ardından da Fenerbahçe'den gelen bu açıklamayı? Öncelikle tüm spor severlere ve bizleri izleyen özellikle Fenerbahçe taraftarlarını, üyelerimize sevgilerimi, saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Gerçekten cumartesi akşamı spor sahalarında hiç görmek istemediğimiz, tasvip etmediğimiz olaylar yaşadık. Dün ve bugün kulübümüz birçok açıklama yaptı. Gerek yazılı bazda, gerekse bazı yönetici arkadaşlarımız bazı kanallara bağlandılar. Hepsini takip ettim. Ben burada olayların nasıl kronolojik olarak gelişine değinmeyeceğim. Çünkü çok güzel anlatıldı kulübümüz tarafından. Sadece öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Fenerbahçe'nin bir kere bugüne kadar hiçbir İzmir takımıyla, güzel İzmir'imizin takımlarıyla hiçbir problemi olmamıştır. Ne kulüp bazında ne de taraftar grupları bazında. Ben de yöneticilik zamanımdan önce de kendi çapımda onlarca deplasmana gitmiş, yine kendi çapımda tribünün ruhunu iyi bilen bir Fenerbahçeli olarak müferit olaylar dışında Fenerbahçe ve İzmir takımlarının hiçbir problemini ne duydum ne gördüm. Keza Fenerbahçe maça çıkarken İzmir'in bölgemizde yaşanan, buradan bütün İzmirlilere de tekrar geçmiş olsun diyorum yangın olayından dolayı, güzel İzmir'imize geçmiş olsun pankartıyla bile maça çıkmayı gerçekleştirdi. Bu kadar sıcak bir ortam vardı. Ama burada benim basmak istediğim konu aslında şu. Biz geçen sene Başakşehir'de İzmir'de bir kupa maçı gerçekleştirdik. Orada da benzer olaylar yaşandı. Bu cumartesi akşamı da taraftarımız yine İzmir'deki bir maça çok geç götürüldü. Götürüldükten sonra içeri alınmalarında sıkıntılar yaşatıldı. Sonrasında da maalesef biber gazları sıkıldığını gördük ve izledik. Ben burada bu saldırganın arkadaşın, bu saldırgan şahsın suç sabıkasını vesaire şu anda tam bilmiyorum. Bunlar önümlerde iyice ortaya çıkacaktır ama ben burada devlet büyüklerimizden, Türkiye Cumhuriyeti'mizi yöneten devlet büyüklerimizden bir vatandaş, eski bir Fenerbahçe yönetici olarak şahsım adına ve olaylardan sonra beni arayan çok fazla kongresi ve taraftar adına bir ricada bulunmak istiyorum. Biz bakın geçen sezonda İzmir'de Başakşehir Kupa finalinde aynı olayları yaşadık. Bu cumartesi akşamı da yine İzmir'de taraftarımıza garip muameleler yapıldı. Lütfen devlet büyüklerimiz bu olayları iyice araştırsınlar, analiz etsinler. Çünkü ben bunu söylemek zorundayım eski bir yönetici olarak. Camiamın hakkını dışarıdan da olsa savunmayı kendine özgü bir hale getirmiş biri olarak. Ben çok safiyane bir durum maalesef görmüyorum. Bunu söylemek zorundayım. Devlet büyüklerimiz eğer hem geçen sezonki Başakşehir maçı hem de cumartesi akşamki olaylara iyice analiz ederlerse, araştırırlarsa asıl olayların başlangıcı olan taraftarımıza kötü muamele yapanların sorumlularını bulacaklardır ve bulmaları da gerekir. Bize de Fenerbahçe'ye gelince doğal olarak bu olaylardan sonra taraftarımızın yaşattığı bu zulümden sonra başkanımız ve yöneticilerimiz de onların yanına giderek bazı sahip çıkmalar yaptı. Bunu her takımın başkanı yapardı, yöneticisi yapardı. Siz eğer bir kulüpte bu temsil makamına geldiyseniz, bir hizmet makamına geldiyseniz bunu yapmak zorundasınız. Ama onlar bu doğru olan olayları yaparken kamuoyunda bir de bizim suçlandığımızı görmek bizi çok üzüyor. Dediğim gibi olayların asıl sorumlusu taraftarımıza yapılan kötü muamelelerle başlamıştır. Bu saldırganın taraftarına sahip çıkmaya giden Ali Koç'a ve diğer yöneticilerimiz olan saldırısıyla da tavan yapmıştır. Burada sorunuzun son kısmıyla ilgili tabii şunu da söylemem lazım ilk sorunuzla ilgili. Şimdi Fenerbahçe camiasının girdiği, hatta sokulmak istendiği psikolojiyi de lütfen bütün ülkemizin spor severleri, Fenerbahçeli olmasalar bile anlasınlar. Biz 3 Temmuz 2011'de FETÖ operasyonunu yaşadık. 4 Nisan 2015'te bir kurşunlanma olayı yaşadık. Halen de Fenerbahçe'ye yapılan operasyonlar minör majör bazda devam ediyor. Cumartesi akşamı taraftarımıza olan garip tutumlarla da sürüyor bu olaylar. Bu olayları başka takımlar yaşasa inansınlar aynı psikolojiye onlar da yeterdi ve güçleri yettiğince camialarını savunurlardı.
ortada böylesine anormal haksızlıklar varsa siz cami olarak bunları yapmak zorundasınız. Lütfen bizim bu haksızlığa karşı isyanımızı böyle değerlendirsinler. Çünkü 3 Temmuz 2011'den beri sizin sorunuzda da sorduğunuz gibi çok çeşitli olaylar yaşıyoruz. Bizim aslında tek istediğimiz herkese eşit, tarafsız, adil, hakkaniyetli bir spor düzeni. Bizim tek istediğimiz bu. Şimdi Metin Bey, şunu merak ediyorum. Şimdi holiganlığın normalleştirilmesi bu mudur araştırılsın ya da endişe duyduğunuz tablo? Çünkü bugün de Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcan'ın yaptığı açıklamalarda böyle bir ifadesi vardı. Özellikle bundan endişe ediyoruz diye. Yoksa dediniz ki araştırılsın, sorumlularının kim olduğu ortaya çıkacaktır. Fenerbahçe'ye özel, Fenerbahçe'ye yönelik, Fenerbahçe'nin hedef alındığı bir durumdan mı bahsediyorsunuz? Yani kim olabilir sorumluları? Burada aslında devlet büyüklerimizden deminki ricamı yenilersem, burada aslında ben problemi bu taraftar grupları maalesef maçlarda görev alan ve onlar da tabii çok zor iş yapıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından zaman zaman kötü muameleye maruz kalabiliyor. Taraftar grupları, özellikle deplasmana giden taraftar grupları, ki bu Fenerbahçe taraftarıysa belki 10 misli bir önyargıyla yaklaşılıyor. Bunların da insan olduğu, hepimizin bu ülkenin vatandaşı olduğu bilinmeli. Bakın Başakşehir maçında da geçen sene aynı olay yaşanmış Fenerbahçe taraftarlarına, bu sene de aynı olay yaşatılıyor. Maçın daha bu sene 45. dakikasında taraftarların yarısından çok içeri girememiş. Bu çok basit bir organizasyon. Bu kadar zor işler değil bunlar. Daha erken toplarsınız, daha erken götürürsünüz, sokarsınız. Yani biber gazlarına saatlerce alıp götürmemeye, orada bekletmeye... Neden bu kadar zor oluyor Metin Bey sizce? Bunu da devlet büyüklerimizin, kimse bu işin sorumluları, devletimizde görev alan değerli polislerimizden de olabilir, soruşturup ortaya çıkartması lazım. Çünkü bütün olayların başlangıcı bu. Ben o daha evvel onlarca suçu olan, başkanımıza hain kahpece saldırıyı yapan şahsa hiç değinmiyorum bile. Yani o konuşulacak bir şahıs değil benim için, ama ülke sporunda asıl düzeltilmesi gereken konulara ben değiniyorum. O şahıs benim muhatabım değil, ama devlet büyüklerimiz Fenerbahçe taraftarının neden oraya geç götürüldüğünü, sonrasında içeri sokulmadığını, neden biber gazı sıkıldığını lütfen iyice analiz etsinler. Ben burada çok safiyane bir durum görmüyorum. Tek ricam onlardan bu. Çünkü evet, ben hep söylüyorum, bunu da eklemem lazım. Fenerbahçe siyaset üstü bir kurumdur. Ben bunu yöneticiyken de söyledim, sonrasında da söyledim. Bizim her zaman devletimize karşı Fenerbahçeli olarak boynumuz kıldan incedir. Hatta son katıldığım bir programda, bir YouTube programında da belirttim. Orada da aynı şekilde Fenerbahçe yönetimimize de bir tavsiyede bulundum. Bizim diplomatik ağlarımızı, derdimizi daha iyi anlatmamız lazım yani devletimize, siyasi partilere, büyüklerimize. Ama çuvaldızı kendimize de diplomatik ağları örmemiz gerekirken diye batırırken, aksi durumda karşı tarafta da lütfen devlet büyüklerimiz de artık Fenerbahçe'ye yapılan bu negatif ayrımcılığın, bu tırnak içinde söylüyorum, üvey evlat muamelesinin önüne geçsin. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Fenerbahçeliler de bu ülkenin vatandaşı. Evet, şimdi Fenerbahçe'nin bu yaptığı son açıklamaya da değinmek istiyorum sizinle. 5 soru soruldu ve bahsettiğimiz gibi özellikle bu kişinin ve suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen kişinin nasıl akredite edildiği ön plana çıkıyor ve şöyle bir üçüncü soruda şöyle bir ifade var. Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir? Siz ne düşünüyorsunuz? Kulübümüz tabii burada yine çok yerinde bir açıklama yapmış. Bu açıklama aslında algıları mağdur olan Fenerbahçe'yi sanki suçlu gibi göstermeye çalışanlara yapılmış bir cevap niteliğinde bir açıklama. Bugün ben de onu dikkatle takip ettim. Açıklamayı yapan iletişim ekibimizi de çalışanlarını da tebrik ediyorum. Çok doğru bir soru. Yani burada tartışılan şey Fenerbahçe taraftarının gördüğü zulüm karşısında hiç kimseye dokunmadan sağdan, hatta en başta genel sekreterimiz Burak Kızdan'la beraber Başkan Ali Koç yürüyor. Hiç yanlarında bir güvenlik görevlisi de almıyorlar. Tek başlarına gayet özgüvenli bir şekilde sağ içinden yürüyerek hiç sahaya girmeden deplasman tribününe gidiyorlar. Deplasman tribününde Fenerbahçe taraftarıyla konuşma yapıp belki de onları sakinleştirip biz gerekeni yaptık derken sonra da çıkıp kendi yerlerine şeref tribününe yürüyorlar. Bu iki insanın da, başkanın da, genel sekreterinin de akreditasyon kartı var. Ve oralarda bulunmakta en doğal hakları. Şu söylenebilir, maç o sırada başladı. Evet, belki başkanımız o anda saate dikkat edemedi, maç başlamış oldu. O noktada belki TFF bir ceza verecek, ki bence TFF'nin vereceği cezada da
neden oralara gittiğinin Ali Koç'un iyi bakılması lazım. Maç öncesine iyi bakılması lazım. Maç devre arasında yapılanlara bakılması lazım. Ama başkan ve Burak Kızılan gayet normal bir şekilde gidip normal bir şekilde gelirken arkadan bir saldırıya maruz kalıyor. Şimdi medyada ne tartışılıyor? Neden Fenerbahçe Başkanı oraya gitti? Ya tartışılacak şey Allah aşkınıza bu mudur yani? Benim o yüzden kulübümüzün açıklamasına son derece katılıyorum. Şu anda başkanın ve Fenerbahçe yöneticilerinin tribüne gitmesi değil, tartışılması gereken şey bir akreditasyon kartı sahibi birinin nasıl bir kulüp başkanına arkadan darp edebileceğini konuşulması lazım. O yüzden kulüp de buna dikkat çekmiş. Onları da tebrik ediyorum. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Metin Sipahioğlu değerlendirmeleriniz için, bizlerle paylaştığınız için, yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, iyi günler. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hamas, Doha'da düzenlenen ateşkes müzakerelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı ve bu açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun anlaşmaya karşı engeller koyduğu vurgulandı. Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen şartların bile gerisine düşmüş durumda. Doha'da düzenlenen ateşkes görüşmelerinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada Netanyahu'nun yeni şartlar ileri sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği belirtilen açıklamada, Tel Aviv-Netzarim koridoru, Refah ve Philadelphia koridorunda işgalin devam etmesi yönünde ısrarcı denildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Hamas yetkilileri hafta sonu Türkiye ile temas kurarak müzakere sürecine dair bilgi verdi. Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini, ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkat çekildi. Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen ve Hamas'ın onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda. Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphia koridorundaki varlığını kabul etmesini, Netzarim koridorundaki kontrol noktalarıyla güneyden kuzeye geçen Gazze'lileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan 100 ismi veto edebilmeyi istiyor. Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'ta sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor ve 200 ismin Filistin'den ayrılması isteniyor. İsrail merkezli Valla News'un haberine göre de hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi, İsrail'in müzakerelerdeki konumunu güçlendirmek için orduya savaşın şiddetini artırma talimatı verdi. İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmazken Hamas bu kararı kınadığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'la bir araya geldi. Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinin İsrail'in güvenliğini göz önüne aldığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin açıklama Tel Aviv'den geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre Netanyahu görüşmenin olumlu geçtiğini ve iyi bir atmosferde gerçekleştirildiğini vurguladı. ABD'nin son ateşkes teklifinin ülkesinin güvenlik ihtiyaçlarını göz önüne aldığını söyledi. Netanyahu ayrıca Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD'nin teklifine bağlılığını da yineledi. Blinken ise Washington'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları sona erdirmek için gösterdiği diplomatik çabayı belki de son fırsat olarak niteledi. ABD'li Bakan İsrail Savunma Bakanı Gallant'la görüşecek, rehine aileleriyle de bir araya gelecek. Evet, müzakere masası, Blinken'ın İsrail ziyareti. Şimdi bu noktalardaki son durumu konuşacağız, değerlendireceğiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Çinkara bizimle. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Büşra Hanım, iyi akşamlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gökhan Bey, yani birinci yılına yaklaştık zaten artık bu sürecin. O kadar da konuştuk ki müzakereleri defalarca analiz ettik. Her seferinde ABD'ye çok yakınız anlaşmaya diyor. İsrail'den yeni maddeler ortaya çıkıyor. Hamas biz kabul ettik ama olmadı. Yani aslında benzer bir süreç. Yine bu döngünün içindeyiz gibi görünüyor. Anlaşmayı Netanyahu engelliyor diyor Hamas. Şimdi Netanyahu'nun bu yaptığı bir taktik mi, öyle mi nitelendirelim? Yani niyeti yok ve böyle bir uzatma sürecini mi oynuyor?
Esasında Netanyahu da kendi açısından bazı dengeleri gözeterek anlaşmanın olabildiğince dediğiniz gibi uzatılması stratejisini takip etti bugüne kadar. Nasıl takip etti? Oldukça maksimalist talepler ön plana sundu. Yani karşı taraftaki Hamas'ın bunu kabul etmesinin oldukça zor olduğu talepler. Peki şu an ne var? Şu an Mısır'ın da ve Hamas'ın da diyelim İsrail'le anlaşamadığı temel nokta İsrail'in silahlı kuvvetlerinin Gazze'de nasıl kalacağı veya nasıl çekileceği yönünde İsrail tarafının tam bir zamanlama sunamaması. İkinci nokta ise İsrail'in Mısır ve Gazze arasındaki Philadelphia koridorunu kontrol etme yönündeki ısrarları. Bu iki nokta bence hem Mısır ve hem de Hamas arasında İsrail'le anlaşamamanın temel noktasını oluşturuyor. İsrail'le Gazze'de belli bir askeri güç bulundurma, Philadelphia koridorunu kontrol etme noktasında özellikle Netanyahu oldukça ısrar etti. Bunda biraz ben esneklik olduğunu düşünmeye başladım yapılan açıklamalar göz önüne gelince. Özellikle bugün Blinken'ın ve Netanyahu'nun görüşmesi sanki Blinken'ın gelmesi İsrail'e bu işi artık son noktaya koyalım ve İsrail tarafından da böyle bir mesaj iletilmiş sanki kendisine, yani Blinken'ın gelmesinin bir anlam ifade edeceğine ve son anlaşılmayan noktalara bir Amerika Birleşik Devletleri'nin garanti vermesi gerektiğine dair. Bence Blinken'ın gelisi bu açıdan önemliydi. Yani yoksa Blinken herhangi bir netice alamayacağını düşünseydi bence Tel Aviv'e gelmezdi. Tabii şimdi hani bu görüşmeler öncesi İran'la da ABD'nin görüşmeleri oldu ve orada da bir süreç işledi. Hatta bu İran'ın İsrail'e saldırma süreci bir baskı aracı olarak da aslında kullanıldığını gördük görüşmeler öncesinde hemen yapılan açıklamalarda. ABD'den direkt net açıklama geldi. Yani bir anlaşma olursa İran'ın saldıracağını düşünmüyoruz dendi. Blinken'ın şimdi tabii İsrail ziyarette bu kapsamda düşünülebilir. Şimdi esnek olabilir dediniz. Şu hemen aklıma geldi. Netanyahu'nun özellikle dün yaptığı bir açıklaması var. Nerede esnek olunacak? Nerede esnek olunmayacak? Biz bu ikisini çok iyi ayırt etmesini biliyoruz bu görüşmelerde dedi Netanyahu. Bu esnek olunmayacak noktalar nelerdir sizce? Aslında o açıklamada, dünkü yapmış olduğu açıklama, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamada İsrail iç kamuoyuna dönük bir açıklama olduğunu altına çizmek lazım. Burada da tabii esnek olunacak yerleri ve esnek olunmayacak yerleri biz biliriz açıklaması aslında Netanyahu'nun kabinesi içerisindeki dini Siyonist ekibi, yani bizim Türkiye kamuoyunda bildiğimiz isimli radikal Siyonistleri bir nevi tatmin edecek, onların hükümetten ayrılmasını önleyecek bir garanti, bir taahhüt gibi de algılayabiliriz bu yapmış olduğu açıklamayı. Burada esnek olunabilecek tabii ki ve esnek olunamayacak noktalar bence öyle ya da böyle İsrail'in Gazze'de belli durumlarda aynı Batı Şeria'da yaptığı gibi bir güvenlik tehdidi gördüğü zaman kendince askeri kuvvetlerini sokabileceğine dair Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı bir garanti ifade ediyor bence. Bunu tam net bir şekilde şu an için söylemediler ama o anlaşma imzalandıktan sonra biz bunu daha net bir şekilde görürüz. Netanyahu da büyük bir ihtimalle bunu kendi hem sağ kamuoyuna hem de dini Siyonistlere bu şekilde tırnak içerisinde satacaktır diye düşünüyorum. Evet. Biz temel hedeflerimize ulaştık. Eğer yine bir sıkıntı olursa İsrail askerleri çok kolay bir şekilde buradaki güvenlik risklerini azaltacak diye kendi kamuoyuna da ifade edecektir. Burada ama önemli gelişmeler de oluyor biliyorsunuz. Aslında geçen hafta Mahmut Abbas'ın bizim meclise yapmış olduğu konuşma, Gazze'ye Filistin yönetimiyle birlikte gireceğine dair vermiş olduğu taahhüt. Ve bugün de haberlere düştüğü şekliyle Mahmut Abbas'ın Filistinli yetkililerle birlikte İsrail'li makamlara başvurarak Gazze'ye bir ziyaret düzenleyeceğine dair onlara da bir başvuru yapmasıyla birlikte orada da bence bir hareketlilik var. Ne açıdan önemli onu da söylemek lazım aslında. Biliyorsunuz savaş sonrası senaryolar çok konuşuluyor. Tabii işte Çin'de yapılan görüşmeler vardı mesela ve bu çok aslında üstün körü bir gündem oluşturdu. Yani çok detayına inemedik o günkü gelişmelerle. Konuşuldu kısmen ama bu son gelişmelerle birlikte şimdi o günkü aslında sonraki Gazze'de ateşkes sonrası bir süreç de konuşulmuştu. Şimdi Abbas'ın gidiyor olması yani Hamas açısından ne ifade eder? Böldüm sizi ama. Evet.
Ya bugün tabii Arap kanallarını da ben özellikle izledim. El Arabiye kanalında Mahmut Abbas'ın kıdemli danışmanı Doktor Mahmut Habaş'ın bir dizi açıklaması oldu. O açıklamada öne çıkan noktalar aslında söylemek gerekir. Birinci nokta, İsrail yetkililere başvurulmuş ve oraya bir gezi düzenlenmesi, seyahat düzenlenmesi hedefleniyor. Yani Mahmut Abbas'ın epey bir süre sonra Gazze'ye tekrar bir girişi. Tabi oldukça bu sembolik. Çünkü biliyorsunuz 2006 seçimlerinden sonra Hamas seçimi kazandıktan sonra 2007'de de bu anlaşmazlık ortaya çıkmasıyla birlikte Mahmut Abbas ve İsmail Haniye arasında Gazze'deki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne dair unsurların hepsi çıkartılmış oldu. Bazıları buna askeri bir anlaşmazlık, bazıları da bir darbe olarak adlandırılıyor. Tabi buradaki çıkış çok acı bir deneyimdi Filistin Kurtuluş Örgütü açısından ve onlar orada herhangi bir faaliyet sürdüremeyecek bir düzeye eriştiler. Bu kadar uzun bir süreden sonra tekrar Mahmut Abbas'ın Gazze'ye dönmesi tabii ki çok büyük bir sembolik anlam taşıyacaktır. Fakat burada danışman Mahmut Habaş açıklamasına baktığımız zaman Hamas'a bir iletişime geçmediğinin altını çizdi. Yani burada şunu söylemek istiyor. Biz Filistin Kurtuluş Örgütü olarak Filistin'in tek ve meşru temsilcisiyiz. Ve biz oraya geçtiğimiz zaman zaten Filistin halkı bizi memnuniyetle karşılayacaktır açıklamasını yaptı. Ben burada şöyle bir analiz yaptım Büşra. Yani Amerika Birleşik Devletleri de sanki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün tekrar Gazze'ye dönmesini istiyor. Ve Mahmut Abbas'a da böyle bir şekilde kendilerince yeşil ışık yaptılar. Belki de bu Netanyahu ile görüşmede de bu konu gündeme gelmiş olabilir. Eğer bu gezi onaylanırsa ben şöyle bir analiz yapacağım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile istişare edilerek alınmış bir karar olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri de biliyorsunuz özellikle Biden yönetimi savaş sonrası senaryolarda Gazze'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hakim olması gerektiğini altını çiziyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsun Muhammed Dahlan'ın orada hakim olmasını istiyor. Veya bazı İsrail'le yapılan diğer görüşmelerde de orada bir Arap kuvveti oluşturulması gündeme gelmişti. Ama ben bundan zayıf olduğunu, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün oraya tekrar öyle ya da böyle bir şekilde etkili olacağını düşünüyorum şu aşamaya baktığım zaman. Eğer bu bizim mecliste yapmış olduğu açıklama sonrası Mahmut Abbas da oraya giderse ve bu anlaşmada yapılırsa aslında puzzle'ın tüm parçalarının birleştiği bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Önce peki şöyle mi? Önce şimdi Mahmut Abbas mı gider yoksa anlaşmadan bir sonuç mu çıkar? Çünkü sanki Mahmut Abbas giderse anlaşmadan da bir sonuç çıkacakmış gibi bir böyle izlenim oldu bende ama. Evet. Olabilir. Evet, doğru söylüyorsun. Bilmiyorum. Bence anlaşma yapılır. Mahmut Abbas öyle gider diye ben düşünüyorum. Ama tabii her an her şey olabilir veya farklı bir hesaplama yapılmış olabilir. Abbas daha önce gidebilir. Ama Abbas'ın şu an böyle bir Gazze'ye tekrar ben gideceğim demesini ben çok ilginç buluyorum. Neden? Çünkü 7 Ekim sonrasında Filistin Kurtuluş Örgütü çok istekli değildi Gazze'ye geri dönüş noktasında. Yani iyi takip ediyorduk biz yapılan açıklamaları. Orada çok böyle bir isteklik yoktu ama mecliste yapmış olduğu açıklama bence çok ilginç. Yani o açıklama Filistin Kurtuluş Örgütü Gazze'ye tekrar dönüyor. Demek ki orada da el altından bazı anlaşmalar, bazı arka kapı diplomasileri bence Hamas'ta da yapıldı. Evet, böyle bir geri dönüş var diye söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Belki de Pekin'deki bu deklarasyonun da bir sonucu olarak bunu da söylemek mümkündür. Evet. Peki şimdi Blinken Mısır'da yapılacak müzakereler için hep yani bu tür ifadeler kullanılıyor ama bu son şans dedi. İran'ın bir baskısı var. Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah'ın hareketliliği var. Şimdi İran faktörünü de değerlendiriyoruz. Orada bir cinayet Haniye suikasti işlendi. Hani İran'ın hiçbir şey yapıp yapmayacağı hep konuşuluyor. Daha önce yaptıkları değerlendiriliyor. Ona göre bir senaryo üretiliyor ama bu son şans mıdır? Bu son şansa eğer çıkmazsa ne olur? Zaten çıkarsa İran artık gerçekten hani bu vesayetlerle birlikte böyle bir saldırı düzenlemez mi? Hizbullah bu konuda ne yapar? Nasıl bir denklem görüyorsunuz? Yani bu son şans demek bence çok abartılı bir ifade olur diye düşünüyorum. Çünkü ortada her an her şey olabilir. Bundan sonra da yeni şanslar ortaya çıkabilir. Veya bu anlaşma yapıldıktan sonra hiç beklenilmedik yeni bir çatışma alanları ortaya çıkabilir. 1990'lı yıllarda Oslo 1 ve Oslo 2 yapılırken de artık Ortadoğu'ya barış geldi. İsrail-Filistin sorununu çözdük diyorlardı. Isaac Rabin, Yasir Arafat ve Bill Clinton biliyorsun. Fakat gördük ki ondan sonra intifada ortaya çıktı ve Orta Doğu bambaşka bir düzleme girdi. Yani bir şeyleri tahmin etmek veya takip etmek Orta Doğu'da çok zor, çok kaygan bir zemin. Çünkü oldukça farklı aktörün farklı çıkarları olduğu
ve çoğu aktörün de silahlı olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Orta Doğu böyle. Çünkü devletler çok kuvvetli değil. Bunun yanında ise devlet dışı aktörler çok kuvvetli. Ve onların kararları da çok böyle hızlı bir şekilde kontrol altına alınamıyor. O yüzden de her an her şekilde tahmin edilemeyen gelişimler ortaya çıkabiliyor. Ama bence bu çok önemli bir anlaşma olacak birçok açıdan. Şu birincisi şu bölgesel bir savaşın ortaya çıkması riskini olabildiğince azaltacak. Yani biliyorsun hem Hezbollah hem de İran açıklama yaptılar. Eğer Gazze ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması imzalanırsa biz de buna riayet edeceğiz ve herhangi bir saldırı planlarımızı şu an için geri plan atacağız dediler. Bu özellikle burada bir çatışma riskinin azalması anlamına geliyor. İkincisi ise hem İsrail hem de Filistin için bence bir rahatlama ortaya çıkartacak. Her ne kadar İsrail Gazze sahasında bir başarı elde ettim diyorsa da günün sonuna baktığımız zaman aslında İsrail'in de ekonomisi çok ciddi yara alıyor ve kendi iç sorunlar gün geçtikçe büyüyor ve aynı zamanda güvenlik problemleri ortaya atıyor, artıyor. Dün takip etmişsindir. Tabii yani Tel Aviv'deki saldırıdan. Saldırı evet ve bu saldırı yıllar sonra bir intihar saldırısı olarak ön plana çıktı ve bunu da El Kassam ve İslami Cihat kabul etmiş. Yani burada böyle aslında küçük küçük işaretler gibi, yani bak buradayız, dikkatli ol. Tel Aviv'in içinde de biz sana saldırabiliyoruz. Böyle bir gözü küçük işaretler veriyormuş gibi bu müzakereler öncesi. Peki hemen şunu da sorayım son olarak. Bunda da merak ediyorum. Şimdi Gazze'de ateşkes sağlansa bile inanılmaz bir yıkım var. Yani Gazze'nin %80-85-90'ı, belki de çok daha büyük bir rakam, %100'ü mü diyebileceğiz altyapısı düşününce. Yani çok büyük bir yıkım. Zaten 40 binin üzerinde can kaybı var. Yani savaştan önce de dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak... Kesinlikle. Biliniyordu Gazze. Ateşkesten sonra Gazze için hayat nasıl eskiye dönebilir? Yani eskiye dönmesi bence mümkün değil. Çok ciddi bir insani travma var. Öncelikle onu söylememiz lazım. Özellikle küçük çocuklar bu travmayı bence atlatmaları çok zor. Yani düşün, yani kaç aydır o tepende şeyler yükseliyor. Yani F-16'lar, F-32'ler neyse, sürekli bombalamalar. Yani bu büyük bir travma. Yani bu travmayı bence atlatmaları mümkün değil diye ben düşünüyorum. Düşününce yani birçoğunun da ampute olduğunu da düşünerek, yani hayatlarında ruhsal fiziki ve fiziksel kayıpları diyorum ki ben, fiziki kayıpları bir kenara bırakalım. Hı hı. Bir de bunun psikolojik şeyi var, yönü var. Yani yani orada direktman doğrudan buna maruz kalan insanlar, yani gençler, çocuklar özellikle ve kadınlar, bunlardan çok ciddi bir şekilde etkilendiler. Çok üzerlerine büyük bir travma oluştu. Bunlar tabii ki atlatılması çok zor olmayacak. Ama en azından bir kanın durması ve bu sürecin bir an evvel bitmesi bile çok olumlu bir gelişme olarak kaydedilecektir. Şunu da izleyicilerimize hatırlatalım. Son bu ciddi araştırma yapan analizcilere göre 20-25 yıl sürecekmiş. Yani Gazze'deki bu yıkımın ortadan kaldırılması, molozların ortadan kaldırılması, o kadar büyük bir moloz yığınının olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yani zaten herhangi bir fizibilite olabilecek bir durum şu an için kalmadı. İnsanlar sadece gündelik yaşamlarını idame ettirmek ve hayatta kalabilmek için şu an mücadele veriyorlar. Tabii ki burada sadece Gazze'lilerin ve Filistinlilerin de yapacağı bir şey yok. Bundan sonra bence asıl önemli olan şey, Büşra, burada yeniden bir inşa faaliyetlerinin yapılması için büyük bir çaba gerekiyor. Özellikle Körfez Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bir finansal birliktelik ve buranın tekrar yeniden ayağa kaldırılması ve insanların gündelik ihtiyaçlarının tekrar kazandırılması için. Yani ateşkes anlaşması yapmak çok kolay bir iş değil. Hı. Ateşkes anlaşmasını yaptıktan sonra onu sürdürebilmek bence hiç kolay olmayacak. Özellikle Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında hiç beklemediğimiz sıkıntılar ve çatışmalar çıkabilir. Ben bunu da buna not etmek isterim. Bundan sonra buradaki bir sivil idarenin kurulması ve insanların gündelik hayatlarını idame edecek bir ortamın yaratılması da çok maliyetli bir iş olarak karşımıza çıkacak. Bence burada yapılması gereken temel meseleden birisi de artık Gazze'de öyle bir ortam yapılmalı ki artık İsrail'in buraya saldırılarını tamamen engellemeliyiz. Çünkü Gazze'ye zaten biliyorsun 2000'li yıllarda da bu saldırılar sonrasında ciddi bir yatırım geldi. Yani Türkiye'den, Katar'dan, orada inşa faaliyetleri, toplu konut faaliyetleri. Fakat o yapılanların hepsi şu an sıfırlandı. Yani sıfırlandı. Yeniden sıfırlandı. Şimdi yapıp yeniden yıkılacak bir şeyi de ülkeler neden şey yapsın? Bunun için orada bence artık bundan sonra Körfez Arap ülkelerinde etkili olacağı yeni bir senaryo bekliyorum. Hı hı. Artık Gazze'lilerin hayatlarını düzgün bir şekilde idame ettirecekleri bir sistem kurulacak diye umut ediyorum ben.
Tabii. Peki Sayın Gökhan Çinkar'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için, katkılarınız için çok sağ olun. İyi akşamlar. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 62 saatten uzun süren orman yangınında çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları da başladı. Evi yananlar bir an önce yaralarının sarılmasını istiyor. İzmir'de günlerdir süren orman yangınları ev ve iş yerlerini yakıp geçti. Hasar tespit çalışmaları başladı. Hiçbir şeyler kalmadı. Çok zor durumda ama ne olursunuz bir an önce yardım yapın. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar'dan da salı gecesi çıkan ve 62,5 saat süren orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Onur Mahallesi'nde 17 ev zarar gördü. Geldik, her şey bitmişti zaten. Bizim nefes aldığımız yerde burası. Hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi. Karşıyaka'nın yanı sıra Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde mahalleli yangının ortasında kaldı. Ev ve iş yerleri hasar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başladı. İzmir yangınından sonra yanan evlerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evlerin çoğu harabeye döndü yangından sonra ve çalışmalar sonrasında da ev sahipleri güvenli alanlara yerleştirildiler. Ancak yine de onlar evlerinde ne var ne yok kontrol etmeye çalışıyorlar. Ne yaşadınız burada? Valla ben düğüne gitmiştim, Afyon'daydım, yoktum. İki kızım vardı içeride. Kız iş görüşmesine gideceğinde uyanmışmış, bir bakmış eve cıngıla düşmeye başlamış. Ayakkabılarını giyip şöyle 2-3 adım atınca her yer zaten birden alevlenmiş. Kış gelmeden önce buranın bir yaşam alanı oluşmasını istiyoruz. Tek talebimiz o. Karşıyaka ilçesinin genelinde ise 43 binanın hasar gördüğü belirlendi. Bölgede çalışmalar sürüyor. Pazar günü Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesinde peş peşe 25 dakika arayla iki orman yangını çıkmıştı. Yangınlar havadan ve karadan yoğun bir mücadele sonrası kontrol altına alınabildi. Biz sabaha kadar uyumadık zaten bu gece. İki günden beri uyku falan yok. Sadece görevliler değil, vatandaşlar da gözlerine uyku girmeden alevlerle mücadele etti. Sevindirici haber ikinci gün geldi. Yangınlar kontrol altına alındı. Pazar günü Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde peş peşe yangınlar çıktı. 25 dakika arayla başlayan yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Örmekle içeride kalan ateşleri söndürüyorum. Cizmemle de çiğniyorum. Bir daha şey olmasın diye, alev yükselmesin diye. İhbar sonrası yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Köylüler de itfaiye ekiplerine su taşıdı. Kendi şahıs traktörlerim, suları ben şeyden aldım, köyden aldım, kuyulardan. Aynen itfaiyecilere şey yapıyoruz, destek. Ula'da devam eden yangınlar zaman zaman rüzgarın etkisiyle yeniden alevleniyor. Ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri devam ediyor. Özellikle başlayan yangınlara dört bir koldan müdahale ediliyor ve yeni yangınların çıkmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ekiplerin büyük özveriyle saatler boyunca sürdürdüğü mücadele sonuç verdi. Sevindirici haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Orman yangınları kontrol altına alındı. Ancak hem binlerce ağaç hem de köy evleri yangından zarar gördü. Yangınlarla ilgili inceleme devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü için harekete geçti. Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı 81 ildeki 1315 atık su arıtma merkezinden numune alacak. Analizler Sağlık Bakanlığı'yla paylaşılacak ve böylece numune alınan bölgede maymun çiçeği virüsü olup olmadığı belirlenebilecek. Atık suda maymun çiçeği virüsü taraması yapılacak. Numune alınan bölgede virüs olup olmadığı tespit edilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı maymun çiçeği virüsü için harekete geçti. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanı sonrası 81 ildeki 1315 atık su arıtma tesisinin giriş ve çıkışında numune alınması için çalışma başlatıldı. 7 gün 24 saat kompozit atık su numuneleri alınacak. Çalışmalara Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de katkı sağlayacak. Numuneler Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz edilecek.
Böylece numune alınan bölgede bir virüs olup olmadığı belirlenecek. Çalışmada öncelikle Antalya, Muğla ve Aydın'ın yazlık bölgelerine odaklanılacak. İlk etapta Bodrum, Göcek, Datça, Marmaris, Fethiye, Didim ve Ölüdeniz gibi bölgelerden numune toplanacak. Atık sudan alınan numunelerin analizleri anlık olarak Sağlık Bakanlığı ile de paylaşılacak. Adana'da 8 yaşındaki Baran Bülgen ailesiyle birlikte evinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Baran'ın ölümüne neden olan o sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yani bu bir normal bir kaza değil, bu bir katliamdır resmen, bir cinayettir. Bu şahıs alkollü, gerekli cezanın alınmasını istiyoruz. Hızla geldi, evin önünde faciaya yol açtı. 8 yaşındaki Baran'ın ölümüne neden olan o sürücü cezaevine gönderildi. Kaza geçtiğimiz cuma günü Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Hızla gelen otomobil evlerinin önünde oturan aileye çarptı. Kazada 8 yaşındaki Baran Bülgen'le annesi, teyzesi ve komşusu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak 8 yaşındaki Baran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesinin ve teyzesinin de durumu bayağı ağır. Hastanede bekliyoruz, yoğun bakımda. Birinin beli kırılmış, birinin de ayağı parçalanmış, birinin de kaburgası kırılmış. Çocuğun ölüm haberini alan yakınları kazanın ardından sürücüye linç girişiminde bulundu. Tansiyonun yükseldiği bölgede yaralı yakınları taş ve sopalarla otomobile saldırdı. Polis sürücüyü gözaltına aldı. O sürücü ifadesinde şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum dedi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Kağıthane'de park halindeki bir otomobildeki kişilere susturucu silahla saldırı düzenlendi. Bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı bu saldırıda. İddiaya göre mağdurlar da, kaçan saldırganlar da Filistin asıllı İsrail vatandaşıydı. Casusluk filminden sahneleri hatırlatan saldırının detaylarına bakalım şimdi. Park halindeki araçta oturuyorlardı. Bir anda silahlı saldırıya uğradılar. Araçtaki Filistinli 3 kişiden biri öldü, ikisi yaralandı. Buraya park halindeydi. Bir tane jip geldi. Profesyonelleri, maskeliler. Çatışma başladı. Tabii herkes bir tarafa kaçıştı. Çok silahsız geldi. Yani 3 şarjöre yakın silah atıldı. Susturuculu silahlı esrarengi suikastin adresi İstanbul Kağıthane'ydi. İddiaya göre Filistin asıllı İsrail vatandaşı Anas E.K., bir ay önce Hayfa'dan İstanbul'a geldi. Kuzeni Fadı M ile birlikte gayrimenkul ticareti yapıyordu. Fadı M ve koruması emekli asker EK ile Zeytinburnu'ndan Kağıthane'deki babasını ziyarete gitti. Ancak 3 kişi silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırıya uğrayan kişilerin aracı tam bu noktada park halindeydi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerse bu sokaktan geldi. Geldikleri gibi de ateş açtı işte. O sırada araçta bulunan koruma görevlisi de karşı ateş açtı ama o da yaralandı. Anas EK olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul'a tatil için gelmiştim. Türkiye çok güzel bir ülke ama başımıza ne yazık ki böyle bir olay geldi. Oğlumu kaybettim. Ben Filistinliyim. İsrail pasaportum var. İşte İsrail pasaportum. Ama bu kavga siyasi bir kavga değil. Neden olduğunu da bilmiyoruz. Fadime araçtan inip çiğ köfteciye sığındı ama o da kurşunlardan kaçamadı. Çiğ köfteciye sığınmıştı. 3 kurşun yemişti. 2 omzundan, 1 kasıktan yemişti. Yani çok kan kaybetmişti. 1,5 litre kadar kan kaybetmişti. Ona ilk yardım yaptık. Fadime ile bacağından yaralanan EK ambulans hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovanla susturucu takılı bir tabanca buldu. İddiaya göre saldırganlar da tıpkı mağdurlar gibi Filistin asıllı İsrail vatandaşıydı. Saldırıda kullanılan araç kiralıktı. 3 saldırganın 3 araç değiştirerek kırklar eline gittiği ve buradan yurt dışına kaçtığı belirlendi. Polis olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilere yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. 2 silahla geçirildi. Soruşturma sürüyor. İstanbul Bayrampaşa'da motosikletli şüpheli bir iş yerine kurşun yağdırdı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı ama saldırı anı kaydedildi.
motosikletiyle iş yerine geldi, peş peşe ateş açıp kayıplara karıştı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Motosikletli bir kişi bölgede önce keşif turu yaptı, ardından hedefindeki dükkana 5 el ateş açtı. O sırada iş yerinde bulunan dükkan sahibi ve arkadaşları panikle saklandı. Ben 46 yaşına geldim. Böyle bir bugüne kadar hiçbir şey yaşamadım. 15 senedir bu mahallede esnafım. 30 senedir de yine Bayrampaşa Otogarı'nda esnafım. Bir hırsımım yok. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bu kez 16 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası sokağı birbirine kattı. Çıkan kavgada kızın babası ve abisi yaralandı. Taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Sokakta döner bıçaklı kavga çıktı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da akşam saatlerinde iddiaya göre 16 yaşındaki bir kız çocuğu yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine kızın babası ve abiyle şüpheli arasında kavga çıktı. Bir haftadır kızı takip edermiş zaten. Babasını en son söylüyorlar, işte burada olay oluyor. Bir süre sonra kavga bitmiş, taraflar ayrılmıştı. Ancak şüphelinin ailesi tekrar sokağa geldi. Baba ve oğluna döner bıçağıyla saldırdı. Kılıçlarla, satırlarla, bıçaklarla saldırıyorlar ve babanın baş parmağı kopuyor. Kavga sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Parmağı kopan baba Osman Usta ve kolundan yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İtalya'da çıkan fırtına gezi teknesinin batmasına neden oldu. Kayıp 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürüyor bölgede. Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında bir tekne bu sabah yerel saatle 5 sıralarında olumsuz hava şartları nedeniyle battı. Batan teknedekilere yönelik kurtarma operasyonunda 15 kişi kurtarıldı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine de ulaşıldı. 49 metre derine battığı düşünülüyor geminin ve kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara havadan bir helikopter de destek veriyor. İngiliz bayrağı taşıyan 50 metrelik teknede bulunanların İngiltere, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Fransa, İrlanda, ABD ve Kanada vatandaşları olduğu biliniyor. Demokrat Parti'nin ulusal kurultayı bugün Chicago'da başlıyor. 4 gün boyunca kutlama havasında geçmesi bekleniyor. Etkinliğin son gününde ise Kamala Harris'in başkan adaylığı kesinleşecek. Demokrat Parti ulusal kurultayı Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Kutlama havasında geçmesi beklenen kongrede Kamala Harris'in başkan adaylığı kesinleşecek. United Center'da düzenlenecek kongre öncesinde hazırlıklar yapıldı. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kongrenin ilk gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 4000 kurultay delegesine ve televizyon izleyicisine yarıştan çekilip Harris'e verdiği desteğin gerekçelerini anlatacak. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama Salı, bir diğer eski başkan Bill Clinton çarşamba günü kurultaya hitap edecek. Kongrenin son gününde Harris partinin başkan adaylığını resmen kabul edecek. Dört günlük etkinlik boyunca Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri Biden yönetiminin icraatlarına değinecek ve Trump'ın politikalarını eleştirecek. Binlerce protestocunun ise Filistinlilere destek vermek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e devam eden desteğine karşı çıkmak için Chicago'da toplanması bekleniyor. Harris ve başkan yardımcısı adayı Minnesota valisi Tim Walz elektronik oylamada adaylıklarını garantilemişti. 59 yaşındaki Harris seçilirse Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkanı, Obama'dan sonra ülkenin ikinci siyah başkanı ve ilk Hint kökenli lideri olacak. Tesla'nın sahibi Elon Musk, Çeçen lider Kadirov'a Cybertruck hediye ettiği iddialarını reddetti. Çıkan haberleri de medya yalanı olarak niteledi. On my
Elon Musk, Çeçen lider Kadirov'a Cybertruck hediye ettiği iddiasını yalanladı. Cidden bir Rus generale Cybertruck vereceğimi düşünecek kadar aptal mısınız ifadelerini kullandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin başkanı Ramazan Kadirov, üzerine makineli tüfek yerleştirilmiş Cybertruck'i sürerken çektiği videoyu Telegram sayfasından paylaşmıştı. Paylaşımda aracın yakında askeri bölgeye gönderileceğini duyuran Kadirov, "Elon, teşekkür ederim. Grozny'ye gel. Seni en değerli misafirim olarak karşılayacağım." demişti. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, Amerikalı bir köşe yazarının bu konu hakkında kendisini eleştiren X paylaşımına cevap verdi. Şirket tarafından üretilen aracı Çeçen lideri hediye ettiğine ilişkin iddiayı reddetti. Medyanın ne kadar yalan söylediğine dair başka bir örnek dedi. Cybertruck'i üreten Tesla ABD, AB ve diğer batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar ve ihracat kontrolleri nedeniyle Rusya'ya elektrikli araçlarını ihraç edemiyor. Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yürürlükte olan yaptırım nedeniyle Cybertruck'in ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı hala bilinmiyor. Fransız hükümeti Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarını güç kullanarak bastırmayı sürdürüyor. Son alınan kararla sokağa çıkma yasağı 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Fransa'nın Güney Pasifik'teki deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı. Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti Yeni Kaledonya halkı Kanakların meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti. Fransa hükümeti adaya sevk ettiği 3000'e yakın güvenlik görevlisiyle yaklaşık 3 aydır bağımsızlık yanlılarını bastırmaya çalışıyor. 15 Ağustos'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 11'e yükseldi. Adadaki Fransız Yüksek Komiserliği'nin talimatıyla ikinci bir emre kadar okullar kapatıldı. Akşam saat 22 ile sabah 5 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı da 26 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bağımsızlık yanlılarının karşı çıktığı tasarıya göre 10 yıl Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde oy kullanabilecek. Kanaklar seçimlerdeki etkilerini azaltacağı gerekçesiyle tasarıya itiraz ediyor. Adadaki durum 26-30 Ağustos'ta yapılacak Pasifik Adaları Forumu zirvesinde de gündeme taşınacak. Şimdi yeni bir yangın haberi var. Tekirdağ'dan geldi ne yazık ki bu kez yangın haberi. Çerkezköy ilçesinde bu görüntülerde sıcak yeni görüntüler. Çerkezköy ilçesinde bir plastik madde üretimi yapan fabrikada çıktı. Şu an ekranlara getirdiğimiz yangın ve alevlerle mücadele başladı. Müdahale ediliyor. Bakın itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Yangının fark edilmesiyle ekiplere tabii çağrıda bulunuldu ve bölgeye ekiplerin gelmesiyle de müdahale başladı. Yoğun bir duman olduğu görülüyor. Tekirdağ fabrikasından çıkan yangında burası Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan bir fabrika. Yangın çıktı ve yangına müdahale sürüyor. Şimdi kısa bir araya gidelim, ardından ana haberi kapatacağız. Evet, ana haberi biz burada noktalıyoruz ama bizden sonra Sena Alkan Açık ve Net'te konuklarıyla gündemi değerlendiriyor olacak. Yarın yine aynı saatte ana haberde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.